Birlik beraberlik mottosuyla yayın hayatına başlayan BBN Türk ekranlarında bu akşam akıldaki sorularla tekrar bir aradayız. Sizler için gündemi değerlendireceğiz. Kıymetli konuklarımızla birlikte kulislerde dolanan bilgileri, Ankara'nın içerisinde dolanan, arka planda gezen en saklı köşelerdeki bilgileri aktarmaya çalışacağız. Evvela konuklarımı tanıtmakla başlayayım. Akit TV Ankara temsilcisi Sami Dadağlıoğlu, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Sayın Yakup Aslan, hoş geldiniz. Teşekkürler. Ve Milli Gazete'de görevli ve TV5'te program yapımcısı Sayın Muhammed Vefa kardeşimiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet kıymetli izleyenler, bu hafta gerçekten çok yoğun bir gündem vardı. Doktorlarımızın eylemleri vardı, Kadir Şeker'in tahliyesi vardı ve ardı ardına altılı masa ve sonrasında gelen siyasilerin açıklamaları vardı. Her birine tek tek değineceğiz. 3 saat sizinle beraber, sizlerden de geleceklerle birlikte bu konuları ele alacağız. Siz de vakit kaybetmeden sosyal medyada akıldaki sorular hashtag'i ile hemen bir sandalye çekerek aramıza dahil olabilirsiniz ve gündeme ilişkin değerlendirmelerinizi, soru, görüş, yorum ve önerilerinizi bizlere aktarabilirsiniz. Bizler de burada sizler için bu konuların arka planını aktarmaya çalışacağız. Evvela Kadir Şeker'le başlayalım. Kadir Şeker konusu gerçekten çok tartışıldı. 2,5 sene hapiste yatan ve sadece bir kadının darp edilmesine müdahale etmeye çalışan masum bir yaklaşımdı. Ama ardından Kadir Şeker'in müdahalesi sonrasında ölen gencin annesi benim çocuğum öldü dedi. Daha sonra müdahale ettiği kadın ya benim eşim öldü sen ne yaptın dedi. Kadir Şeker bir anda haklıyken haksız duruma geldi ve bir anda insanlar da ya biz herhangi bir mağdura müdahale etmeyelim. Bırakın sokak ortasında ne halleri varsa görsünler. Yoksa biz de hapsi boylayacağız korkusu hasıl oldu. Hapiste kaldığı süre içerisinde yargılamalar devam etti ve yargılamalar sonrasında bugün itibariyle artık özgür olan bir Kadir Şeker var. Şimdi Kadir Şeker olayına nereden bakmak lazım? Özgürlük meselesine nasıl bakmak lazım? Verilen karar doğru mu yanlış mı? Yargı üzerine baskı mı kuruldu? Yoksa gerçekten 2,5 sene boşuna yatan bir insanın hayatı mı söz konusu burada? Bunların hepsini konuşacağız. Evvela Sami Bey'le başlayalım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kadir Şeker konusunda zaten kamuoyu Kadir Şeker'i aklamıştı bir nevi. Bu beklenen bir durumdu. Tabii ölen kişinin ailesi de şu anda sesini yükseltmeye başladı. Biraz da haklı olarak diyeyim ben. Sonuçta ortada ölen bir kişi var. Onlar da evlatlarının acısını yaşıyorlar. Ben biraz olaya farklı yönden yaklaşacağım Neşat. Yani büyük resmi ortaya koymaya evet, çalışacağım. Bu kadına şiddet olaylarında ne yazık ki bizim içinde bulunduğumuz sektör, basın sektörü çok önemli haberlere yer vererek, ben kesinlikle şunu savunuyorum, biraz aykırı olabilir, kadına şiddet haberlerinin yayınlanmaması taraftarıyım ben. Çünkü, ne demek o? Yani şu, şimdi kadına şiddet haberleri yayınlanıyor. Toplumda bu haberler sayesinde bir bilinçlenme oluyor mu? Artıyor, giderek artıyor bu olay. Ama artmasının sebebi şikayetlerin artmasından dolayı. Yani ben basında haberlerde bunun yer almamasını savunan biriyim. Yani kadına şiddet haberlerinin yer almaması taraftarıyım. Çünkü yayınladığınız her haber bir takım kişileri de cesaretlendiriyor. Bu sağlık çalışanlarına uygulanan şiddette de durum aynı şekilde. Onun için daha büyük resme bakacak olursak, yani Kadir Şeker'in tahliyesi zaten bekleniyordu. Kamuoyu nezdinde aklanmıştı. Ama kadına şiddet eğer bizim sektörümüzün haberleriyle bütün ana haberlerin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Adeta tetiklemesiyle Türkiye'de giderek artıyor. Onun için değişik bir toplumsal yöntem belirlemek zorundayız kadına şiddet noktasında. Ben bunu savunuyorum. Söyleyeceklerim kısa biraz. Sadece bunlar yeterli olur herhalde. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Yakup Aslan, siz ne düşünürsünüz? Kadir Şeker davası hakikaten çok tartışılan bir dava oldu. Kadir Şeker davası ile birlikte medyaya, yani medyatik davalar da söz konusu. Aslında Kadir Şeker davasına birkaç açıdan bakmak gerekiyor ama en önemlisi bence yargı üzerinde bir tahkümün oluşmuş olması. Olumlu da olsa, olumsuz da olsa Türk milleti adına karar veren yargıçlar kendi vicdanlarıyla bu yargı kararını vermeleri gerekiyor. Toplumsal baskının
yargıçların vereceği kararı etkilememesi gerekiyor. Duygusal değil. Duygusal değil. Kanunlar neyi emrediyorsa onu uygulamak zorundadır. Şimdi bu tahliyede de şartlı bir tahliye var. Yurt dışına çıkış yasağı var. Evet. Sanırım 2 yıl 5 ay 1 gün içeride kaldı. Yurt dışına çıkışla ilgili bir yasağı var. Şartlı bir tahliye durumu söz konusu. Evet, özelde baktığınız zaman münferit bir olay. Ve bir gayri ihtiyari duruma müdahale eden herkes olabilir. Bir kavga var ve ayırıyorsunuz. Ayırıyorsunuz ve yaptığınız müdahale bir kişinin ölümüyle sonuçlanıyor. İstenmeyen bir şekilde. İstenmeyen bir şekilde sonuçlanıyor. Bilerek isteyerek taksirli suç değil. Ama ben birçok konuda artık sosyal medya hakimlerle dolu. Sosyal medyada herkes kanun. Evet, yani öldürülen kişi de mutlaka Kadir Şeker'de öldürme kastıyla tabii bu eylemde bulunmamıştır ama netice itibariyle bir kişi hayatını kaybetti. O da birinin babasıydı, evet, birinin evladıydı. Evet. O da bir insandı. Yaptığı durumun hatalı olduğunu belki olaydan bir saat sonra anlayacaktı ya da anlamayacaktı. Bu yoruma açıktır. Netice itibariyle şuna dikkat çekmek lazım. Medyaya düşen rol var, evet, habercilere düşen rol var. Haberlerin artması toplumsal bir etki de yaratıyor. Hakikaten bu suçların çoğalması yönünde olumsuz bir etkisi olduğu kanaatini ben de taşıyorum. Bununla birlikte gündüz kuşağı programları, gündüz kuşağı programlarında kurulan mahkemeler, oradaki yargılamalar, bunlara da dikkat çekmek gerekiyor. Rütü'nün burada da el atması gerekiyor. Hepsi tetikleyici. Bu durum tabii tetikliyor. Bazı şeyleri normalleştiriyor. Çok duygusal yaklaşıyoruz. Ama kanun neyi hükmediyorsa bu hüküm verilmeli. Ve kişiler bu bir suç işlemişse, ki hukuken de itiraz hakkı da vardır. Bu üst mahkemeler vardır. Bir üst mahkeme vardır. Eğer bir cinayet durumu sonuç itibariyle burada yaşanmış durumda, 2 yıl 5 ay cezaevinde kalmak bir cinayet için yeterli midir sorusuyla bakmak lazım. Dava ne olursa olsun burada hukukçuların konuşması gereken konuları sosyal medyada bir baskı unsuru olarak kullanarak ben hakimlerin vicdanının etkilendiğini düşünüyorum. Vereceği kararların etkilendiği kanaatindeyim ve bunu da oldukça tehlikeli buluyorum. Bugün doğru olarak toplumun bu müdahaleyi haklı bulması, bundan 5 yıl sonra ya da 10 yıl sonra aynı haklılığı vermediği farklı bir durumla karşı karşıya, evet, ya toplumda emsal oldu bir, şu an bir emsal durumu söz konusu. Yargıtay'ın bir bundan şey sonraki var, durumlarda kararı. Da bu emsal durum acaba suistimal edilir mi? Ben şiddet uygulamasın diye araya girdim, çektim, vurdum. Cezası 2 yıl 5 ay 1 gün. Bana onun üstüne veremezsin diye. Zaten bu tartışmada genel af tartışması çıktı. Şimdi Kadir Şeker çıkınca acaba genel af uygulanacak mı? Ya buna dair de çeşitli emareler var genel afla ilgili. Bu konuya da biraz değinmek lazım. Çünkü gözü kulağı af kararında afla ilgili bir haberde olanlar var. Kader mahkumu diyorlar. Kader mahkumu de diyorlar. Evet. Afla ilgili şu an cezaevlerinde doluluk oranının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bir af kararının gelme ihtimaline dair açıklamalar var. Bu ama daha önceki af kararlarında yapılan istatistiklerde neredeyse yarısının tekrar suç işleyerek girdiğini gördük. Maalesef. Rahşan affı. Ama evet, yakın zamanda Covid zamanında da yapıldı bir af. Bu genel af Kadir Şeker meselesi emsal göstererek çıkabilir mi tartışmasını ortaya koyuyor. Bazı hukukçular bunu söylüyor. Belki ama şu an itibariyle biz mesela Covid tedbirleri azaltıldığı bir dönemde Covid sebebiyle açık cezaevlerinde yatan mahkum, tutuklu ve hükümlülerin geri dönmemesine ilişkin bir karar verildi. Yani eğer Covid tedbirleri azaltılacaksa bu kişilerin suçlarını çekmeleri gerekiyor. Açık cezaevinde de olsa. Orada ama şöyle de bir fark var. Serbest bırakılanlar devlete karşı işlenen suçlar noktasında affa uğramıştı. Şimdi Kadir Şeker olayı emsal teşkil edecekse özel hukuka girecek bu. Kişiye karşı uygulanan suçlarda da af konusu gündeme gelecek demektir. Bu da tabii bayağı bir tartışma yaratır. Gazeteci gözüyle yorumlayabiliriz. Hı. Gazeteci gözüyle bunu aktarabiliriz ama ben burada hukukun, hakimlerin kendi vicdanlarıyla ve kanunların gereğiyle karar verirken bu sosyal medya baskısı ve toplumsal baskı altında kalmamaları gerektiği kanaatindeyim. Hangi dava olursa olsun ve bu yönde de vicdanlarının etkilendiğini düşünüyorum. Evet, şu basının konuya müdahil olma şeklinden bahsettiniz. O çok önemli. Bu hafta bir de Basın İlan Kurumu'nun bir yönetmelik değişikliği oldu. Basın ahlak esaslarına ilişkin, evet, bir değişikliği oldu 27 yıldan sonra. Ona da değineceğiz muhakkak program ilerleyen vaktinde. Evet Muhammed Bey, siz ne dersiniz? Şimdi maalesef ülkemizde kadına şiddet kanayan bir yara. Kadın cinayetleri de çok arttı. Üzüntü verici tabii bunlar. Keşke önlemler alınsa, bu noktada gerekli çalışmalar yapılsa, kadın cinayetleri azaltılsa.
Ancak gelinen noktada Kadir Şeker meselesi hakaniyetli mi hakaniyetli değil mi meselesi de önemli. Şimdi bakıyoruz, bir tarafta sevinen bir anne var. Bir tarafta çocuğu öldürülmüş bir anne benim çocuğumun katili dışarıda diye bağırıyor. Evet. Öyle bir durumda eski sosyal medyanın baskısı kamuoyunda oluşan izlenim Kadir Şeker'in masum olduğunu ortaya koyuyor. Ben bir hukukçu değilim, bir gazeteci olarak dışarıdan baktığımda Kadir Şeker meselesini yaklaşık 2 senedir konuşuyoruz. Hatta filmlerde, dizilerde konu olmaya başlamıştı. Evet. Gelinen süreçte biz şunu biliyoruz. Sanırım Kadir Şeker meselesinde iddianame kamuyla çok paylaşılmadı. Belki bazı konular medyaya yansıdı ama birçok konu medyaya yansıtılmadı. Bu noktada hatta avukatlar da gerekli, yani yapacakları yorumları da yapamıyorlardı. Genel süreçte benim olayı gördüğüm kadarıyla söylenenleri duyduğumuzda Kadir Şeker'in bir adamın sevgilisi mi karısı mı artık tam bilmiyorum meseleyi öldürmek istemesinden dolayı araya girip karşı tarafın silahsız olmasına rağmen silahla karşı tarafı vurması. Şimdi avukatların düşüncelerini merak ettim. Ne diyorlar bu konuda? Yani sizin de birçok değindiğiniz mesele gibi tutuksuz yargılamanın yapılması gerektiğini söylüyor. Çünkü olası bir cinayeti önledi Kadir Şeker. Yani Kadir Şeker o gün meseleye tartışmaya girmeseydi bir cinayete sebep olabilirdi. Bu da ortada. Şimdi bakıyoruz sokaklarda kadına şiddetin ne dorukta olduğunu görüyoruz. Ve bir kavga olduğunda aslında kimsenin artık korkarak araya girmediğini de görüyoruz. Evet. Kadir Şeker meselesi aslında bu noktada biraz da insanlara özgüven verdi. Şimdi bir sokakta kavga çıktığında eğer kimse araya girmeyecekse benim durumum da Kadir Şeker gibi olur derse evet, o zaman kadına şiddet daha da artar. Ben düşüncem o. Sami Bey, bir konuda ben katılmıyorum. Bence kadına şiddet haberleri tabii çok da aşırı kaçmayacak şekilde eğer teyit edilmiş şekilde varsa, gazetecinin uygun göreceği bir şekilde varsa haber yapılması gerekiyor. Çünkü ortada bir haber konusu var. Zarar gören bir eşya değil, zarar gören bir insan olduğundan dolayı muhakkak haber değeri taşıdığını düşünüyorum. O yüzden kamuoyunda bunu bilmesi gerektiğini kanısındayım. Haklısınız. Gerçekten işin çok boyutu var. Şimdi Kadir Şeker konusunda eklemek istediğiniz bir şey yoksa hemen diğer gündeme geçelim. Zaten toplumda genel bildiği bir konuydu. Biz de duruşumuzu belli etmiş olalım bu konuyla. Şimdi Ekrem Karakaya meselesi var. Konya Şehir Hastanesi'nde bir hekimin kardiyoloji uzmanıydı yanlış bilmiyorsam. Evet. Hastasının annesi vefat ediyor anjiyodan dolayı ve hastası annesi hasta yakını. Olan anne vefat ediyor. Yakını oğlu da ardından annemi sen öldürdün diyerek gidip bir doktoru vuruyor. Ardından da intihar ediyor. Hatta ajanslara yansıyan bilgilerde poliklinik sekreterliğin de vurulduğu söyleniyor ama bu bilgide çelişki olduğu konusuna ulaştık. Şimdi ben o konuyla ilgili Konya'dan arkadaşlar, yerel gazetelerdeki arkadaşlara da konuştum. Şimdi sizin de değindiğiniz mesele sosyal medyanın algısına kapıldı herkes. Sekreterin de öldüğü söylendi. Evet. Niye sekreter anılmıyor denildi. Aslında orada sekreter ölmedi. Herhangi bir yarı da almadığı söyleniyor. Kamuoyunun yanlış bildiği olaylardan birisi. Sadece doktor ve o şahıs köşeye sıkıştırılarak intihar etti. Bazı polislerin de hedefine girdiği söyleniyor. Yani sekreter ölmedi. Onu belirtelim. Evet, o konuyu netleştirmiş olmak güzel. Hem yerel kaynaktan bunu sağladınız. Akıldaki sorularda da son dakika bilgisi olsun. Şimdi Barış arkadaş bir yorum yaptı konuyla ilgili. Dedi ki sağlıkta şiddetin en önemli sebeplerinden bir tanesi şehir hastanesi. Şehir hastaneleri çok büyük. İnsanlar içerisinde çok fazla geziniyor. Gerçekten öyle, çok büyük ve insanlar çok geziniyor. Yani bu bir problem. Bunun bir an önce çözülmesi lazım. Ama bu insanları şiddete meylediyor ve insanlar bundan dolayı saldırıyorlar. Böyle bir yorum getirdi ve bu bayağı bir tepki aldı sosyal medyada. İşin bu boyutu böyle mi? Buradan bir girelim. Bir de ardından Türk Tabipler Birliği'nin İş bırakma eylemi noktasında bir kararı vardı. 2 gün boyunca, bugün de dahil, eylem yapıldı. Çeşitli hastanelerin önünde ciddi kalabalıklar birikti. Ama bir taraftan da bu kararı kınayarak Türk Tabipler Birliği'nin iş bırakma eylemini kabul etmeyen hekimler de vardı. Bir tarafta da bu var. Böyle başlayalım isterseniz. Sami Bey, bunun üstünden başlayalım. Bu olayın tasvir edilecek kesinlikle hiçbir yönü yok. Allah'tan rahmet diliyoruz vefat eden doktorumuza. Benim de hemşerim aynı zamanda kendisi. Tabii burada olayın çok klasik bir tespit ama bence önemli bir yer tutuyor.
Şimdi doktorların Türkiye'deki sayısı ve doktora düşen hasta sayısı burada çok önemli polikliniklerde. Çünkü bunlar sonuçta doktorlarımızda birer can, yani bir ego, bir nefs taşıyorlar. Yorgunlukları yansıyabiliyor, gerginlik olarak hastalara yansıyabiliyor. Bunların bu açıdan biraz değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani kaliteli doktor sayısının, şimdi doktor sayısının artırılması da her tarafa tıp fakültelerinin açılarak kalitenin düşürmesi anlamında değil de yani kaliteli doktor sayısının artırılarak doktor başına düşen hasta sayısının azaltılması, inanın burada çok önemli bir etken olur diye düşünüyorum. Bunu söylüyorsunuz ama yılın başından bu yana 1171 doktor yurt dışına çıkmak için izin istedi. Sadece Haziran ayında 229 tane doktorun belge başvurusu var. Evet. Şimdi işte sonuçta geliyor konu çalışma şartlarına geliyor, dayanıyor Neşat. Bu yurt dışına çıkış isteğinin tetikleyici unsurlarından birisi ağır çalışma şartları, şiddet. Aynı zamanda. Ve şiddet. Ağır çalışma şartları beraberinde şiddeti girip hepimiz gidiyoruz hastanelere, acil servislere. Yaşanan tartışmalara şahit oluyoruz. Gerginliklere şahit oluyoruz. İnanın bunun %70'i 80'i doktorun yorgunluğundan kaynaklanıyor. Belli bir saatten sonra doktorun artık sağlıklı bir şekilde, yani rentable bir şekilde karşıdaki hastaya hizmet vermesi zorlaşıyor. Evet. Ruhen biten bir doktor düşünün, çok önemli bir görev yerine getiriyor. Fakat fiziki yorgunluk var, ruhen yorgunluk var. Bunlar peşi sıra, bunlar da insan, çeşitli olumsuz etkenleri tetikliyor. Ve hastayla, hasta yakınlarıyla karşı karşıya kalınıyor. Tabii burada ben yine... belki Muhammed katılmayacak bana da, ben bu sağlıkta şiddet haberlerinin de yayınlanmaması taraftarıyım. Diyeceksiniz ki Sami Dadaloğlu, sen konu bırakmadın, o yayınlanmasın, bu yayınlanmasın. Bakın, size kesin garanti ediyorum, bu haberler yayınlanmadığı sürece inanın bu vakalar düşer. Düşer yani. Teşvik edici bir durum var, evet, şiddete evet, teşvik düşer. Ediyor ama öteki taraftan da bu sefer de baskılamak da doğru değil. Bu şöyle bir şey var Neşak, böyle bir yani. Olay şimdi diyeceksin ki sen, yani Ekrem Karakay'ın öldürülmesinde mi yayınlanmış? Değil tabii ki. Bu asayiş yani, olayı yayınlansın yani, diyorsunuz bu ama. Bu tip olaylar boyutuna göre yayınlanabilir ama bizim yaptığımız iş, ana haberlerde kullandığımız dil, bu kadına şiddet ve bu sağlıktaki şiddet olaylarını tetikliyor. En ufak bir pozitif çok önemli. Üçüncü sayfa haberciliği, ana haberlerde bir ana haber bülteninde bir saat içerisinde 10 şiddet olayı veriliyor. Evet. Şiddet olaylarının üzerinde tepiniyoruz. Evet. Yani çok önemli bir konuya dikkat çektiniz aslında. Yani ana haberlerde özellikle habercilik olarak WhatsApp ihbar hatları, güvenlik kamerası görüntüleri. Evet, doğru. Şimdi güvenlik kamerası görüntü, istihdam açısından da bizim sektörümüzde bunlar olumsuz etki oluşturuyor. Hı-hı. Yani güvenlik kamerası görüntülerini bir muhabire veriyorlar, izlettiriyorlar. Muhabir gidiyor olay yerinde alakasız anons çekiyor. Bu habercilik değil ki. Teyit edilmiyor. Yani habercilik değil bir olay. Yani haberciliğin özü, bence bu işin içinden gelen biri olarak söylüyorum, televizyon haber özü özel haberdir. Evet. Farklı özel haberle farkınızı ortaya koyarsınız. Yurt dışında da öyle zaten. 5 evet. dakika falan yani, sürüyor haberler bu normalde. Bu özel haber konusu da aynı zamanda istihdamı artırır. Ekibi kalabalık tutarsınız. Kabiliyetli, bu işte yetenekli olan insanlara da söylersiniz. Özel haber ağırlıklı olacak diye. Mesela ben geçtiğimiz aylarda şahit olduğum iki tane haberi söyleyeyim. Özel haber mantığı. Çok güzel haberlerdi. Biri Kanal 7'nin ana haberinde büyük numara ayakkabı üreten bir ayakkabıcıyı bulmuşlar. Adam Michael Jordan'a, Maradona'ya falan ayakkabı yapıp göndermiş. Ben tabiri caizse ekran yapıştım izledim yani. Özel haber bu. Evet. Ve ATV'de bir özel haber izledim. O da hakeza öyleydi. Bu dizilerin, filmlerin dublajı var ya, Türkçe seslendirmesi. O oraya gidilmiş, o sanatçılarla röportajlar yapılmış. Bunlar işlenmeyen konular. Yani o haberi de çok ben ilgiyle izledim. Yani benim yaklaşım konuya bu şekilde inşallah. Türk Tabipler Birliği'nin tavrı var. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şehit olan doktorlarda eylem yapmayı gündeme getirmeyen Türk Tabipler Birliği'nin
bugün bu konuda gündeme getirmiş olması bir ayrımcılık meselesi. Evet, sen söylüyorsun zaten bu konuyu. Türk Tabipler Birliği'nin başındaki Türk ibaresi bence hak ettikleri bir ibare değil. Marjinal bir duruma düştüler. Kullanılıyor gibi sanki doktorlar. Tabii. Bu olayları kullanıyorlar ve belli güçlerin güdümündeler diye düşünüyorum. Ve bağlantıları itibarıyla Türkiye'nin şu anda güvenliğini tehdit edecek pozisyondalar. Bunu devlet haklı, bu Tabipler Birliği'nin, bu Türk ibaresini ben kullanmak istemiyorum. Tabipler Birliği'nin çok detaylı bir şekilde incelenmesi ve bağlantıların ortaya çıkarılması lazım. Öyle bağımsızım ben, kimseye bağlı değilim, sadece işte sağlık çalışanlarının hakkını korurum gibi böyle üst perdeden atılan nutuklar beni kesinlikle tatmin etmiyor. Yani Tabipler Birliği noktasında ben koydukları eylemin de samimi olduğuna inanmıyorum. Karıştırıcı, mikser rolünü her zaman üstlenmeyi seven bir yapı bu. Bir takım güçlere hizmet ediyor. Açık ve net söylüyorum. Peki Barış arkadaşınız, şehir hastanelerinin büyüklüğünden kaynaklı bu şiddetin ortaya çıktığı yorumu? Yani ben katılmıyorum Barış arkadaşa. Benim de arkadaşım. Bu yorum bence dört başı mamur bir olay değil. Yani hastanenin büyüklüğü sağlıkta şiddeti niye getirsin ki? Sebep ne yani? Çok dolaşmaları hastaların bunun illa bir sağlık çalışanın öldürülmesinin gerekçesi olabilir mi? Evet. Ben katılmıyorum buna. Yanlış bir tespit bence. Hemen devam edeyim. Bir madde daha var. Çünkü aynı konuyla ilgili avukat Servet Bakırtaş İstanbul, evet, Bakırköy'de. Evet. O da bir silahlı saldırıya uğradı. Müvekkiliyle birlikte. Evet, müvekkili de öldürüldü. Kendisi, evet, de öldürüldü. Abdullah Türkoğlu tarafından. Sanırım eski eşiydi herhalde bu kişi. Ya, evet, da bir şekilde alacaklısı, tam olarak orasını bilmiyorum. Detayı şu an bende yok. Avukatlar da öldürüldü. Barolar Birliği'nin bir açıklaması var. Bu konuyla ilgili avukatlara da yönelik bir şiddet var. Avukatlara, evet, da yönelik bir katliam meselesi, evet, var. Ama avukatların da şimdi Tabipler Birliği'nin tabipler üzerinde bir tasarruf oluşturma çabası var ama avukatların bazılarının hani baroyu geçtim, baronun zaten bir evet, yaklaşımı var, siyasi yaklaşımı. Bir de avukatların siyasi yaklaşımları var. Onların bazılarının rezervleri var. Her birini bu işten tenzih ederim ama bazılarının var. O yüzden biraz daha meslek birliğinin az olduğu bir yer sanki bu avukatlar. Orada da şiddet var, orada da insanlar ölüyor. Evet. Ama çok fazla gündeme gelmiyor. Yani meslek birliğinin çeşitlendirilmesi noktasında mevcut hükümet önemli bir adım attı. Özellikle barolar konusunda, evet, bir nolu baro, iki nolu baro önemli bir adım attı. Bu da sağlıklı kadına şiddet, sağlıklı şiddet ve işte avukat ve müvekkilin öldürülmesi, bu da bunun devamı. Benim korkum şimdi yapılan haberler, üzerine gidilen olaylar, ekran başında bulunan bir takım arızalı tipleri cesaretlendiriyor diye düşünüyorum ben. Benim korkum avukatlar üzerinde önümüzdeki günlerde bu şiddetin daha da artacağı yönünde. Yani bu olaydan bir ders çıkarma yerine insanlar bak demek ki oluyor şeklinde kendilerinde cesaret bulup bunu gerçekleştiriyorlar. Ben yine aynı noktaya geleceğim. Kimse kusura bakmasın. Yani bu eğer devam ederse bunun yine müsebbibi biraz da sadece ana haberler değil de gündüz kuşağında Yakup'un değindiği programlar da bunları tetikleyici unsurlar içerisinde. Yani ben sadece kendi mesleğim açısından şunu finalde söyleyebilirim. Bu anlamda şiddet noktasında bizim habercilik anlayışımızı bir an evvel gözden geçirmemiz gerektiğine inanıyorum. Rating kuruna her yayına... Ya finaliyle ilgileniyorsunuz olayın, finaliyle. Yani bugün ben şimdi bunu söylerken insanlar ayağa kalkacak ya, kadın düşmanı mısın diye. Yani şimdi nedir, ne yayınlanıyor haberde, televizyonda? Final, kadının öldürülüşü. Ama bu kadının öldürülüşü... Hatta kızının yanında öldürülen bir kadın vardı. Görüntüleri falan da yayınladılar. Yani çok çığırsızlaştı bu durum. Çığırından çıktı. Yani sadece finaliyle sonuçta vuran, öldüren kişinin de bir anlamda biraz hikayesinin gündeme getirilmesi lazım ya. Ben erkek savunuculuğu yapmıyorum burada. Kadın öldürmek, bir can ortadan kaldırmak, tamam kabul ediyorum. Kimse yanlış anlamasın, bakın altını çizerek. Tepkilerden de çekinmiyorum yani, ne anlarlarsa anlasınlar. Ama şimdi
yani finaliyle ilgileniyorsunuz. Kırıkkale'de bir olay oldu mesela. Hı hı. Çocuğunun yanında kadının boğazını kesti. Kafeteryada değil mi? Trabzon'da evet, olay. Sebebi peki araştırıldı mı, bunun sebebi ne? Kadın çocuğunun yanında diyor ki adama, bu çocuk senden değil. Ne beklersiniz? Biraz da alkollü bir tip. Ne beklersiniz ya? Peki bu nasıl önlenecek peki kadına şiddet? Bunun inanın ben şuna Muhammed şunu, biz bu haberlere ya yayınlama ya da farklı bir pencereden bakış açısı getirirsek azalması yönünde ciddi katkıda bulunabiliriz. Yani bu bizim ekrandaki yapılan haberler, gündüz kuşağındaki programlar vesaire bunu negatif manada tetikliyor ve artırıyor. Onu söylemek istiyorum. Ama burada da şu durum var. Evet. Mesela Rütük gördük. Rütük doktora şiddet haberini hemen yayın yasağı getirdi. Konya'da yaşanan olayla ilgili. Ama bakıyoruz. Şiddet haberleri var ama şiddet sonrası yanlış, siyasileşen yanlış haberler yok. Yanlış bir karar bence. Evet. Yanlış bir karar. Ama gündüz kuşaklarına bakıyoruz. Yanlış sizin değindiğiniz mesele aslında en çok reytingi alan kanallar mahkeme da bunlar. Mahkeme kuruyorlar ya, resmen mahkeme kuruluyor. Tabii mahkeme hatta kuruyorlar. Evet. En son gördük ki yani bir sunucu emniyet müdürüyle evlendi yani. O kadar içli dışlı olduklarını gördük yani. Evet. Gerçekten bunlar çok önemli eleştiriler. Emekliydi ama galiba. Bunu da bariz bir örnek daha vereyim. Olur. Şimdi kadınla yanındaki kişi marketten alışverişten çıkıyorlar. Kadınla yanındaki kişiyi geliyor biri öldürüyor. Ne? Eski kocası deniyor. Yanındaki kişi kim? Sevgilisi mi? Sevgilisi. Nasıl geçiniyorlar bunlar? Nafakayla. Adamın verdiği nafakayla. Evet. Ya yapmayın gözünüzü seveyim yani. Nafaka konusu tam bir yani şey. Yani bu tamam, kadın öldürmek çok korkunç bir olay. Öldürmenin tasvip edilecek hiçbir bir yönü. Yani İyi yok. Yaptı eline yok. Sağlık falan demiyoruz. Bir taraftan da sadece kadın olduğu için öldürüldü gibi bir algı. Evet. Şimdi bu konuda bir de şöyle bir eleştiri var. İstanbul Sözleşmesi kalktığından bu yana kadın ölümlerinin arttığına dair iddialar da var. Yanlış. Yani. Hiç yok öyle bir şey. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması bence çok isabetli bir karar oldu. Bizim hiç kendi Türk Medeni Kanunumuz var. İstanbul Sözleşmesi'ne de gerek yok. Ben de İstanbul Sözleşmesi'ne muhalif isimlerden biriyim. Buna da katılmıyorum. Yani Türkiye'de kadın ölümlerinin artılmasının sebebi İstanbul Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi korur gibi açıklamalar var. Türk Medeni Kanunu var. Türk Medeni Kanunu da kadını koruyan, kadının beyanını esas tutan bir hukuk sistemimiz var. Kadına da bir pozitif ayrımcılık yapılıyor. Bazı olaylarda negatif sonuçları da olsa bu pozitif ayrımcılığın, ama kadının da daha fazla hak sahibi olduğu Türk kanunlarının yeterli bir çerçevesinin olduğu kanaatindeyim ben. Evet ama muhalefet sanki kadın haklarının İstanbul Sözleşmesi'ne angaje olduğu yönünde bir algı oluşturuyor. Muhammed Bey siz ne dersiniz bu konuda? Ya bence 3 erkek toplam 4 erkek kadın hakları konuşuyoruz. Bırakın kadınlar konuşsun bu meseleyi. Evet haklısınız. İşin o boyutu da var. Adam emniyete giriyor. Yine bir kadın yaralama olayı. Çok enteresan. Onu da hatırlarsınız. Vatandaşın biri de kaldırımda adama helal olsun eline sağlık diye bir şey yaptı. Tezahüratta bulundu. Tak adamı da derdest ettiler. Bunu söyleyen adamı da derdest ettiler. Yani enteresan, bu ülkede enteresan işler oluyor. Yani ben şunu da tekrar altını çizerek söylüyorum. Takıntı olduğunu da zannetmeyin. İnanın bu haberler yayınlanmasa düşüşe geçecek bu iş. Tetikliyor, teşvik ediyor bu haberler. Tetikliyor. Bir ara Sayın Kılıçdaroğlu da şöyle bir şey demişti. Bir durumda oluşturamaz. Açlık, korku. Az maaş alınca da gidiyor evde karısını dövüyor falan demiştik Sayın Kılıçdaroğlu. Yani söz konusu şiddete bulaşan kişi ben gündem olurum, beni rezil ederler düşüncesine kapılma durumu olmaz mı sizce? Ya buna baktığım bir bazen de medyatik olmalıyım, bu cinayeti işlemeliyim de diyebilir. İhtimaller çok fazla. Tabii Sevda Demirel yani Hande Atezi meselesi var. Yani dediği gibi aslında kadını tokatlaması Muhammed meselesi. Muhammed yani. Şunu ifade etti. Dört erkek kadın haklarını konuşuyoruz. Biz de bir annenin oğluyuz. Bir kadın. Buraya bir kadın yani ağırlamamız lazım. Kadın olmasa hayatta olmazdık. Kesin. Kadınlar o tabii, anlamda önemli. O anlamda tabii toplumumuzun yanlış anlaşılmaya çok açık bir konu. Ama ben yani haddimi aşarak konuşmam için de reste çektim. Nasıl anlarlarsa anlasınlar diye. Yani bu konuda ben biraz radikal görüşlere sahibim. Yani kadına şiddet noktasında bize çok görev düşüyor. Bu sektörde bir çalışanlara çok görev düşüyor. Çığlık haberciliği yapıyor. Veryans haberciliği yapma. Final haberciliği. Finale bakan. Hoş değil. Sebebi sonucu bilinmeden linç kültürü de gelişti toplumda bu anlamda.
Bu tabipler Türk Tabipler Birliği meselesine gelecek miyiz? Türk Tabipler Birliği meselesine geleceğiz. Şimdi Sami Bey sözünü dinledikten sonra sözü size vereceğim. Bir şey, bir son bir eklemek şey söyleyeyim. Eklemek istediğiniz varsa buyurun. Şey, biz de insanlar, yani şimdi bu olayın içerisinde ailevi olarak eşiyle problemli olan ya da boşanmış olan insanlar haberleri izliyorlar. Öldürülme şekilleri de veriyor habere. Pompalı tüfekle öldürdü. Akıl bıçakla veriyor. Boğazını kesti. Evet. Ondan sonra boğdu. Evet, gibi. Doğru. Suça ama karışma şekli. Şey. Adam izliyor oradan. Bundan esinleniyor. Yani yer ediyor, beyinde yer ediyor bu. Yani bilinçaltına yerleşiyor. Evet, bunun psikolojik boyutu yerleşiyor. Da var. Bence bunun da yani ele alınması lazım. Psikolojik evet. Boyutu da var. Evet. Tabii evet, kıymetli izleyenler, şimdi televizyoncularla birlikteyiz. Televizyonculuğun arka planında gelişen olayları bu taraftan da sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Evet, gerçekten insan hakları çok önemli, kadın hakları çok önemli. Kadın cinayetleri, doktor cinayetleri, avukat cinayetleri, kimse bunları tasvip edemez. Bunların ekranlara daha fazla yansıması, daha fazla görüşülmesi, daha fazla gündeme getirilmesi konusunu herkes değerlendiriyor. Ama bununla ilgili içerikler nasıl oluşuyor? İçerikler artık gerçekten haberciliğin çok ötesine geçmiş durumda ve teşvik edici nitelikte. Biz burayı eleştiriyoruz. Yoksa kadın haberlerinin veya doktor haberlerinin, doktorlar veya avukatların şiddet haberlerinin yapılmaması konusundan ziyade biraz daha o kısma vurgu yapıyoruz. Hemen kısa bir değinme yapayım. Geçen hafta söylemiştim, Akdeniz Oyunları 2022 Akdeniz Oyunları son buldu. Akdeniz Oyunları'nda 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz madalyayla 108 madalya toplayıp geldik ve İtalya'dan sonra 159 madalya toplayan İtalya'dan sonra ikinci olduk. Bu kıymetli haberi de gündeme getirmiş Türkiye'nin olalım. Türkiye'nin spor altyapısında inanılmaz bir evet spor çok ciddi bunun sonucu var. Spor altyapısında kazandığı ivmenin sonucudur bu. Yani bugün kabul etseniz etmeseniz de bugün tesisleşme anlamında Türkiye sayılı ülkeler arasında şu anda. Aynen öyle. Spor yasası da geçtikten sonra evet. Bugün itibariyle resmi gazetede bir yönetmelik yayınlandı. O yönetmeliğe de ilerleyen vakitte değinmeye çalışacağız. Yakup Aslan'a geçmeden önce hemen kısa bir hatırlatma. BBN Türk ekranlarında akıldaki soruları aynı zamanda YouTube hesabında da takip edebilirsiniz. Hem Twitter'daki akıldaki sorular hashtag ile hem de YouTube'daki yorumlar kısmından sizlerin soru, görüş, yorum ve önerilerini takip ediyor olacağız. Evet Yakup Bey, şimdi sizden devam edelim. Kısmen ortaya siz de görüşlerinizi koydunuz ama şöyle... Şekillendi ama bu özellikle Konya'daki tabibimizin şehit edilmesiyle ilgili. Çünkü görev başındaydı. O görev şehidi sayılması gerekir. Bu da evet. Ayrı bir başlık. Doğru. Bunun üzerine birkaç kelam etmek isterim. Özellikle işte ne diyor? Bu sonu neyle engelleyebiliriz? X-ray ile engelleyebiliriz diye görüşler çıkıyor. İşte şehir hastaneleridir, büyüktür. Buraları küçültelim diye görüş bildirenler var. Hekimler ne diyor, tabipler ne diyor bu konuya? Biraz buna bakmak lazım. Burada bir sistemin çöktüğünü görüyoruz. Bir sistem çöktü. Hangi sistem çöktü? Performans sistemi. Bu hekimler performans sistemiyle çalışıyorlar. Ve olağanüstü bir iş yükü biniyor. Ve hastayı ayırdığı tedavi süresi azalıyor. Yaklaşık 2-3 dakikada bir hastayı doğru, tedavi edip göndermesi doğru. Gerekiyor. Çok bu doğru. Hastayı da tatmin etmiyor. Tabibi doktoru de da perişan ediyor. Evet. Bu performans yasası tabii maaşla da ilgili bir durum var bunun. Sonuç itibariyle bir hasta yakınının bir tabibi şehit ettiği olayla karşı karşıya geliyoruz çöken sistemle. X-ray ile çözülmez. Bir kere aşırı iş yükünü X-ray ile çözemezsiniz. Doğru. Şehir hastaneleri büyük bir yatırımdır, büyük bir hizmettir. En son küresel pandemide bunu gördük. Ben şehir hastanelerinin bu durumu yarattığı görüşünü kesinlikle mantıklı bulmuyorum. Sadece muhalefet etmek için yapılmış bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Performansı havuç, şiddeti de sopa haline getirmiş durumda sistem. Cumhuriyetçi Hekimler Birliği bir açıklama yaptı ve onlar da çözümün performans sisteminin değişmesi olduğunu yönünde bir görüş bildirdiler. Evet. Ve bu görüş de tabiplerin neredeyse tamamının katıldığı bir görüş. Bir performans sistemi hem bizi hem hastayı mağdur eden bir sistem dediler. Ve sabit maaş talepleri var. Hekimlerin maaşı sabit olmalı. Yani baktığı hastaya göre maaşı belirlenmemeli. Bu bir yarışa, bu bir yıpranmaya, bu iş yükünün çoğalmasına sebep oluyor diyor. Hekimler diyor bunu. Hekimler ne istiyor? Cumhuriyetçi hekimler bu açıklamayı yapıyorlar. Bununla birlikte Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca da aynı şeyi söylüyor. Bakın ne diyor? Diyor ki bugüne kadar performans adıyla adlandırılan bir sistem var. Bu performansın adaletsizliğin sembolü olduğuna İnanmayan yok. Dolayısıyla bu performans sistemi değişmeli. Evet. Yani bu sistemin değişmesi gerekiyor. Aksi halde biz
Şiddette konuşuruz. Sayın Dadaloğlu'nun ifade ettiği gibi yani hastaneye gittiğinizde agresif bir doktorla da karşılaşabilirsiniz. Yani onun egosundan, kibirinden kaynaklı değil bu. İş yükünden kaynaklı. Evet. Evet. 48 saatin üzerinde nöbet tutan bir hekimin sizi muayene ettiğini düşünün. Şimdi hastanede yatan hasta olmuşsunuzdur. Sabah 5.30'da vizite çıktığını görürsünüz o doktorun. O doktorun muayene etmek için muayenehaneye gittiğini görürsünüz. Öğlen bir daha vizite çıktığını görürsünüz. Sonra ders vermeye gittiğini görürsünüz. Ya bu doktor hiç yatmaz mı dersiniz? Şimdi sabahları işe gitmek ne kadar zor gelir hepimize. Sabah 5.30'da bu adamlar vizite çıkıyorlar. Yani iş yükü ve bu performans sisteminin mutlak suretle değişmesi gerekiyor. Aksi halde bu şiddet olaylarına ilişkin haberleri okumaya devam edeceğiz. Tabii bunun psikolojik altyapısı da var. Yani hekimin suçlandığına dair bir hasta yakını, vefat eden bir hasta yakınının tepki gösterdiğini, camları, çerçevelerini kırdığını, olayları çok gördük. Şahit olduğumuz olaylar da var. Ben acil sağlık, servislerde ben sağlık meslek lisesi ve sağlık lisokulu okudum. Hastanede uzunca bir süre yani yaklaşık 8 yılda bir staj sürecim oldu. Mesleği hiç yapmadım, nasip olmadı ama hastanede çok olaylarla karşılaştık. Bu olaylar hep vardı, münferit olaylar vardı. Her zaman mı olurdu? Hayır, her zaman olmazdı ama hep vardı. Evet. Hep vardı ve medyada bu kadar yer bulmazdı. Medyada yer bulması bir sosyal bilinç mi oluşturuyor? Yoksa suçu teşvik eden bir bilinçaltı mesajı mı veriyor? Haberin veriliş şekli. Bakın evet. Haberin verilmesini demiyorum. Haberin veriliş şekli. Bu bir soru işareti ve bunun üzerine gitmek gerekiyor. Bunda RTÜK'ünde meslektaşlarımızın da sorumlu olduğu noktalar var. Rating kuruna bu haberlerin üzerinde tepinmememiz gerekiyor. Buna sebebiyet veren durumun ne doktorun bu anjiyoyu gerçekleştirirken yaptığı başarı ya da başarısızlık ya hasta yakınının yakınını kaybetmesi bunların altyapısındaki temel olarak bu performans sistemini gösteriyor hekimler. Sabit bir maaşımız olsun biz bu maaşla bu mesleği yapmaya devam edelim diyorlar. Muhalefetin özellikle yok hekimler gitti şiddet gördükleri için. Ya bugün bir gazetede şu haberi okudum. Almanya ödül veriyor, biz öldürüyoruz diye bir haber gördüm. İçler acısı. Görmüşler diye. İçler acısı. Buna ne derler münevverler? Doğu iklimlerinde garpzede derler. Garpzede. Yani batı hayranı, batının vurgununa uğramış batı hayranlarından başka bir şey. Sözcü gazetesindeydi bu haberde. Ve inanılmaz aşağılayıcı buldum ben. Yani Türkiye'de hekim çok saygın bir meslektir. Evet. Yani özellikle Anadolu'ya gittiğinizde doktor demek yani 25 yaşında yeni mezun bir doktorun önünde 65, 70, 80, 90 kişinin ayağa kalktığını, hürmet gösterdiğini bilirsiniz. Hekim çok değerlidir, can kurtarandır hekim. Çok hekim güzel. Canı kurtarandır. Bir virgül koyalım, canı nasıl kurtardığını da konuşacağız. Evet kıymetli izleyenler reklamların ardından tekrar bir arada olacağız. Reklamların ardından tekrar bir aradayız. En son Yakup Aslan Bey'den değerlendirme alıyorduk. Virgül atmıştık. Buyurun virgülden sonra aynen devam edelim. Evet yani burada hekimlerin can kurtaran olduğunu söyledik. Hepimiz hekimlere muhtacız. Hekimlerin de büyük bir saygınlığı var toplumda. Bu anlamda hekimlerin ne istediğine bakmak lazım. Türk Tabipler Birliği olarak adlandırılan kuruluşunda Türkiye'deki tabip sayısına baktığımızda çok küçük bir dilimi temsil ettiğini ve varoluş amacının da çok fazla farklı siyasi aslında açık söylemek lazım. Türkiye karşıtı faaliyetlerde bu meslek örgütünün alet edildiğini görüyoruz. Buradaki Türk Tabipler Birliği ibaresinden ziyade bence buranın da bir idari kararla gerçekten hekimlere ait, Türk hekimlerine ait, Türk tabiplerine ait bir kurum haline getirilmesi gerekiyor. Yani burada küçücük bir grubun Türk tabipleri adına ahkam kesmesine gerek yok. Şuna da dikkat ettim. Çapa Tıp Fakültesi önünde bir eylem oldu evet. Hekimler. Bakın ben eylemin canlı yayında başından sonuna izledim. Gençliğimde gençlik örgütlerinde geçti. Toplumsal eylemleri, polisle görüşmeleri, polisin niyetini çok iyi bilirim. Yani polisle toplumsal eylemde nasıl konuşulur, nasıl provoke edilir, nasıl provoke edilmez, nasıl anlaşılır bunların hepsini biliyorum. Buradaki eylemde gerçekten tabiplerin arasında tabip olmayanlar o kadar belliydi ki gerçekten tabip olmayanlar. Polis diyor ki trafiği kapatmadan bu etkinliği gerçekleştirelim. Bir diğeri diyor ki hayır diyor pankartı getir trafiği kapatacağız. Pankartı getir trafiği kapatacağız.
Orada bir müdahale olduğu zaman bakın polis müdahale etti. Müdahaleden etkilenen polis memuruna da buradaki hekimler sahip çıktı. Evet, sahip çıkacak. Yani savaş alanında bile düşman vurulduğu zaman o hekim Hipokrat yemin etmiştir. Ve o müdahaleyi yapacak düşman dahi olsa, ki böyle bir düşman durumu da söz konusu olamaz hekimle polisin arasında. Bu provokasyona dikkat çekmek için bunu ifade ediyorum. Yani hekimlerin bir kısmı orada polisle konuşarak evet biz bu tepkimizi göstereceğiz. Tabii gösterebilirsiniz. Buradan yürüyüş yapacağız. Tamam, kaldırımdan trafiği kapatmadan buyurun diyor polis. Hayır, bir grup da pankartla yolu trafiğe kapatacağız. O yolda sen yürüyeceksin ama belki bir hasta, bir ambulansı etkileyeceksin. 2 kilometre geride kapattığın trafikle. Bir hastanın canını kaçanına kast edeceksin. Yani burada bu provokasyonlara da dikkat çekmek gerekiyor. Kimi hekim gruplarında, mesela Cumhuriyetçi Hekimler Birliği gibi hekim örgütlerinin de, hekimlerin birliklerinin de istediği valinin önüne gidip açıklama yaptığını, poliste herhangi bir sorun yaşamadığını, böyle bir provokasyona müsaade etmediğine dikkat edelim. Siyasileştirmeden meslek örgütü üyelerinin gerçek taleplerini başarılı bir şekilde çözüme kavuşturandır meslek örgütü. Evet. Bu anlamda Türk Tabipler Birliği'nin mevcut yapısının Türkiye'deki tabip sorunlarıyla alakasının olmadığını, her anlamda Türkiye karşıtı faaliyet içerisinde olduğu da yaptıkları eylemlerle, açıklamalarıyla, başkanlarıyla ortadadır. Bu anlamda hekim örgütlerinin de bir anlamda gerçekten hekimleri temsil eden bir yapıya kavuşturulması gerektiğinin altını çiziyorum ve burada da hekime sağlıkta şiddetin önüne geçecek durumunda Sağlık Bakanlığı'nın da ifade ettiği gibi performans sisteminin sebep olduğunu, ağır iş yükünün olduğunu, bu performans sistemiyle birlikte sabit maaşın hekimlere sağlanması gerektiğini, hekimlerin taleplerini de buradan dile getirerek ifade ediyor. Ama sabit maaş diyorsunuz. Şimdi her yerde iş yükü aynı değil ki. Yani bazı ufak ilçelerdeki hastanelerde iş yükü çok hafif. Büyük şehirlerde veya büyük ilçelerde gerçekten çok yoğun bir iş yükü var. O da döner sermaye var. Ya şöyle, yani döner sermaye de bir dönemde vardı. Hı. 2004'te yani bu döner sermaye. Yani eşit maaş demek döner sermayeyi kaldırmak demek. Şöyle ifade edeyim. Yani bir öğretmenin, İstanbul'daki bir öğretmenin öğrenci sayısıyla Diyarbakır'daki öğretmenin öğrenci sayısı aynı değildir. Daha fazla derse girer ama aynı maaşı alır. Belki niye? Almamalı. Onlar da almamalı. Almamalı. Belki. Ya sabit bir maaşa bağlanmalı. Belki hasta sayısına göre bu belirlenmeli. Yani bu çözüm olarak o, yarışın. O şu an aile hekimliğinde öyle. Yarışın. Hasta, ne kadar çok hasta bakarsanız o kadar çok maaş alırsınız. Daha fazla çalışın. Bu hekimler hayat kurtarır, hayata müdahale eder. Ve bu işte böyle bir yarış atı muamelesi görmelerinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Ya, tabii şu an bakın 1171 hekimden bahsediyoruz. Yılbaşından bu yani 1171 hekim. Her hekimin ortalama aylık kabaca 5000 hastaya bakmış olsa, yani şu an 50.000 hastanın gittiği, hatta ne 50.000 daha fazla hastanın ya, sebebinin de siyaseten aramak yerine bu performans sisteminin, hekimlerin de mutabık kaldığı bu performans sisteminin değişmesi gerekiyor. Ondan sonra eğer gidenler yine, evet, gidiyorsa onu konuşmak gerekiyor. Ne tatmin etmedi burada sizi, evet, başka ülkelere gidip orada mesleğinizin dışında da bir faaliyet sürdürmeyi göze aldınız. O da ayrı bir konu, konuşmak gerekir. Ama burada hekimler, yani buradaki muhataplar şunu diyor: biz bu performans sisteminden memnun değiliz ve bu performans sistemi sağlıkta şiddete sebep olan ana unsurdur. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun tabii. Doktorlarımızın aldığı eğitim ve eğitim öncesi durumu da burada belirleyici ana unsurlardan biri. Nasıl yani? Doktor tıp fakülteleri ilk sıralarda yazılarak kazanılmış okullar. Başarılı öğrencilerin. Üst başarılı öğrencilerin. Zaten oradan başlıyor. Ailenin tıp fakültesine giden çocuğa karşı tutumu, toplumun tutumu ve gittikleri tıp fakültesinde de 7 yıl boyunca bildiğimiz kadarıyla özel kişiler oldukları bir özel şekilde, derken yani daha başarılı kişiler. Daha başarılı. Özel bir şekilde bu direkt söylenmese de hissettiriliyor hal hareket ve davranışlarla. Şimdi buradan tıp fakültelerinden mezun olan doktorlarımız sahaya indikleri, sahada karşılaştıkları manzara tamamıyla hayal kırıklığı oluyor. Bu da doktorlarımızın ruhi yapısında da çok olumsuz etkileri var. Bunu da bu tespiti yapalım diyorum. Aslında ben şunu söylemek lazım. Uyum sağlamakta zorluk çekiyorlar. Yani olabilir. Doğru. Evet.
Yani uyumda zorluk çekiliyor. Yani hani diyorlar ya, hayaller başka, gerçekler başka diye. Ne yazık ki böyle bir durumda söz konusu. Ruh hali üzerinde çok önemli bir etken bu. Evet. Tabii bu şey Osmanlı zamanında hani kasaplar 6 ay çalıştırılır, 6 ayda bahçıvan yaptırılır. Onun gibi bilmiyorum, her işin belki bir yıpranması var. Doktorların da belki psikiyatr tedavi görmesi lazım. Tabii sistemin de tamamıyla ortodoks tıp sistemi olduğunda burada altını çizmek lazım. Onun üzerinde de konuşmamız tamamlayıcı lazım. Unsurları çok fazla yok. Evet, doğuda evet. Biraz daha tamamlayıcı unsurlar var. Evet. Tamamlayıcı tıp evet. Daha yaygın. Evet. Türkiye daha batı tipi baskıcı bir tıp eğitim var. Genel normatif eğitim, bilimsel eğitim bu şekilde. Siz ne dersiniz Muhammed Bey? Şimdi ben Konya'daki olayla başlayayım isterseniz. Olayı yapan kişi bir güvenlik görevlisi. Hı hı. Yani bu aslında ne kadar... Hastane personeli değil mi? Başka bir hastanenin personeli. Aynı hastanenin değil. Ve o kişinin aslında orada silahla geçmesi kabul edilebilir değil. Oradaki doktorların açıklamasında hemen 500 metre ilerimizde adliye salonu var. Orada adliye sarayı var. Orada X-ray cihazlarından geçmesi gerekiyor. Belki çözüm değildir tabii bu X-ray cihazları, size dediğiniz gibi. Ama gelinen noktada bence hastanelere güvenlik önlemlerinin arttırılması gerekiyor. Beyaz kod diye bir uygulama var Sağlık Bakanlığı. Evet. Yaklaşık olarak ben not aldım. 2021 yılında 101 bin sağlık çalışanı beyaz kod uygulamasına başvurmuş. Evet, sadece bunun hizmetten çekilme hakkı var. Sadece %10'u hukuksal süreç başlatılmış. Yani %90'a ilgili herhangi bir süreç başlatılmamış. Aslında burada sağlık çalışanlarının yalnız kaldığını görüyoruz. Tabii bu Konya'da yaşanan olay katliam... Çok özellikle 101 bin çağrı, beyaz kod çağrısı oluyor. Evet. Bunun 11 bini adliye... %10'u yani hukuksal süreç başlatılıyor. Hukuksal süreç başlatılmasına gerek görülmemesi bir problem midir? Gerek görülmüyor mu yoksa hukuksal süreç başlatılmıyor mu? Şimdi Sayıştay raporlarında geçiyor bu bilgiler. Söz konusu geçtiğimiz yıllarda 2003, 2004, 2005, 2006 yılları referans gösterildiğinde yüzdelik oran daha yüksekmiş. Ama genel noktada 2018'den itibaren bu konuların hukuksal süreç başlatılmadığı noktasında eleştiri var. Yani 2018 ya beyaz kodu koydunuz biz de başvurduk. Şikayet ama şimdi bu süreç ama bu beyaz kod yani. Uygulaması geçtiğimiz yıllarda belki başka isimle de geçiyor olabilir. Tam o konuda emin değilim ama başka bir isimle geçiyordu. Şimdi gelinen noktada Karakaya'nın öldürülmesi, oradaki güvenlik zafiyetleri tartışma konusu. Ekrem Karakaya evet. Sağlık Bakanlığı'nın burada zafiyeti var mı? Tartışma konusu ama güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyordu. Burada sorumlu başhekimliktir. Başhekimliğin bu noktada gerekli güvenlik önlemlerini alması gerekiyor. Belki buradan genel bir çağrı yapmak lazım silahlanma konusunda. Silahlanma gerçekten son dönemde artmaya başladı. Evet. Bir dönem hatta milletvekilleri de silah vekil kürsüsüne getirip koymuşlardı. Hatta meclise öldüren bir milletvekili adliyeye de var. Adliyeye bile biliyorsunuz bir savcı öldürmek için. Evet Selim Kiraz. Silahla girilmişti. Belki bu silah konusuna, silahlanma konusuna eğilmek lazım. Tabii bu, yani bu bir güvenlik görevlisinin yapması apayrı bir durum zaten. Japonya'da başbakanı bugün saldırı uğradı. Ben baktım Japonya'da silah kullanımı nasıl diye. Silahı kendi yapmış. Silahı kendisi yapmış. Bir de silah alması için de aynı zamanda hem yazılı sınava hem de sözlü sınava girmesi gerekiyormuş Japonya'da. Silah almak o kadar kolay ama Türkiye'de maalesef silah herkesin elinde var neredeyse. Çok kolay da alınabiliyor. Ama genel noktada sağlık çalışanları noktasında hükümet göreve ilk geldiğinde 2002 yılında bence sağlık sistemi ciddi bir reform yaptı. Bu noktada herhangi bir eleştirim yok. Ama genel süreçte Sağlık Bakanlığı olsun, hükümet olsun şehir hastaneleri yapmalarına rağmen, şehir hastanelerine verilen para 5-6 bakanlığın bütçesinden fazla olmasına rağmen gelinen süreçte sağlıkta sanki bir çöküş başlıyor. Ciddi bir kriz var. Peki Barış arkadaş açıklamasında şehir hastaneleri eleştirmek için biraz zorlamış olabilir ama şehir hastanelerine gittiğinde fiziki bir yapı var ama ciddi de bir doktor eksikliğini de görüyoruz. Ben mesela gittiğimde gördüğüm için söylüyorum. Genel süreçte bakıyoruz 2021 yılında siz de vurguladınız. 2022 yılın ilk 6 ayında 1171 hekim yurt dışına gitmiş. Yurt dışına gitmek için temiz hal kağıdı, iyi hal belgesi istemiş. Başvuruyor. Ne kadar gitti bilmiyoruz. Evet. Şimdi ben eski verilere baktım. Acaba daha önceki yıllarda bu durum nasıldı? Kaç kişi başarıyordu? Aslında yaşadığımız bir ekonomik kriz var. Şu anda bir doktor maaşı 18 bin TL. Güncel rakam. Desteklerle birlikte daha fazla oluyor. Belki 18 bin TL referans uzman doktor maaşı. Bu 1000 dolar ediyor.
Bu çok düşük bir miktar. Bir hekimin yurt dışında panellere katılması gerekiyor, programlara katılması gerekiyor, kendisini geliştirmesi açısından bu tür çalışmalar yapması gerekiyor. Ben 2012 yılı verilerine baktım. 2012 yılında 59 hekim yurt dışına gitmek için tabipler birliğine başvurmuş gitme noktasında. Ama bir de bakıyoruz Ocak ayında kaç hekim gitti diye. Ocak ayında 159 hekim. Sonra bakıyoruz Şubat ayında 157, Mart ayında 213, Nisan ayında 214. Burada ciddi bir sıkıntı var. Evet, şehir hastanelerine gerekli desteğin verilmesi gerekiyor. Şehir hastanelerinin daha iyi noktaya taşınması gerekiyor. Diğer hastanelerin daha iyi noktaya getirilmesi gerekiyor ama burada 1.000 dolara çalışan bir hekimin durdurmak da zor bence. Tabii, yurt dışında 7.000 dolara tabii, kadar hatta daha da fazlasını kazanıyorlar. Yurt dışına gittiğimizde... Yani hepsi hekimlik mi yapıyor orada? Tabii bu hekimler birliği, tabipler birliğine başvuran. Sağlık çalışanı olursa ona değişen bir durum yok bence. Tabii hekimler mi? Orada hekimlik mi yapıyorlar burada gidip? Ya tabii orası, şimdi mesela Turan Çömez örneği veriyorum. Turan Çömez İngiltere'ye gittiğinde sanırım hekimlik denkliğini alamadığı için oradan okuldan tekrardan başlıyor. Giden kişi orada tam hekimlik yapıyor mu yapmıyor mu noktasında takip etmek gerekir. Ama genel noktada mı yani orada yoksa gidip ama genel noktada belli düzeni de bozmuyorlar. Şimdi ama, eğitimi de yabancı ülkelerde tabii, genelde batılı ülkelerde belli bir sayıda tutuyorlar. Yurt dışından gelişi de engelliyorlar. Ama bence bizim yurt dışındaki mesele de buradaki hekimlerin neden gittiğine bakmalıyız. Evet. Yani burada tabii ki, evet, 6 senesini hekimlik uzmanlık noktasında çalışan, ondan 17, sonra TUS'un yaklaşık olarak yani sizin dediğiniz gibi 12-13 sene okuyan kişilerin bu kadar çabuk gitmesi kabul edilecek bir durum değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan varsın gidiyorlarsa gitsinler gibi. İşte ben de o tam o noktaya geldim. Yani ekleriz demişti. Sayın Cumhurbaşkanı giderlerse gitsinler noktasındaki çıkışı bu cinayette bu katliamla tabii örtüşmemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı belki orada tabii bu daha önce yapılan bir açıklama. Tabipler evet. Birliği üzerinden eleştirileri vardı. Orada Türk ibaresinin çıkması gerekiyordu. Bir grubun oradaki özellikle HDP'ye yakın olması, PKK'yla fotoğraflar vermesi, Cumhurbaşkanı hedef alması, siyasi olarak hedef alması tabii normal bir durum. Türk Tabipler Birliği gönül isterdi ki böyle siyasi meselelerde konu olmasını istemezdik. Ya hendek olaylarında, çıkıp da işte PKK'lılar öldürülüyor diye veya PKK'ya dağlarda operasyon yapılıyor diye Türk Tabipler Birliği'nin açıklama yaptığını, bildiriler çıkarttığını, imzalar topladığını gördük. Ya burada şu mesele şunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Türk Tabipler Birliği'ne kaç üyenin olduğunu bilmiyorum. Ama sanırım yetkili kuruluş. Yetkili tabii o da. Yetkili kuruluş. O da orası. Genel noktada Barolar Birliği noktasında bir düzenleme yapıldı. Eleştirildi, konuşuldu. Birinci baro kurulur mu, ikinci baro kurulur mu tartışması vardı. Genel süreçte isteyen avukat istediği baroya katılabiliyor. Türk Tabipler Birliği noktasında ben Türk ifadesinin Tabipler Birliği'nin önünde bulunmasını doğru karşılamıyorum. Çünkü siyasileşiyor mesele belli bir noktada sonra. Eskiden beri mesela 28 Şubat'ta çok olmuştu bu Barolar Birliği konusunda da Tabipler Birliği konusunda da. Ya yönetimlerinin tabii böyle olmaması lazım. Aynı şekilde Mimarlar ve Mühendisler Odası yine çokça tartışılan meselelerden bir tanesi. Bu meslek örgütlerinin kamu tüzel kişiliği olan örgütlerin yapmış olduğu siyasi açıklamalar her zaman tartışılıyor. Mesleklerle ilgili çalışmalar yapmaları çok önemli. Ama bu konuda da tabii ki doktorların katledilmesi, sağlıkta şiddete maruz kalmak bir meslek meselesi ve gündeme getirilmeli ama atılan sloganlar ve konunun diğer tarafıyla ama işlenmemesine de dikkat çekmekte fayda var. Hekim, üniversite sayısı çoğaldı ama benim gördüğüm kadarıyla da bir hekim sıkıntısı da var ülkede sanırım. Yani. Var, var. Genel olarak var. Aşılamayan bir sıkıntı var. Şimdi ben, o da nüfus popülasyonu yani çok fazla. Şu anda Ankara'da herhangi bir branşta randevu talep ettiğinizde evet, en az 2 haftalık bir... Şu an yok evet. Bir problem var. Bir hafta sonraya alıyorsunuz. Ben geçtiğimiz hafta denedim. Hatta ertelendi, yeri değiştirildi. Grev gününe denk geldi yine doktor. Şimdi eğer bu 1171 kişi gittiyse bir hastanede kabaca 50-60 tane doktor çalışıyordur. Şimdi ben de ciddi bir hastaneden bahsedebiliriz. Elektronik görüntüleme ile ilgili ya da ultrasonla ilgili randevu taleplerinin de aylar sonraya verildiği, tabii hepsi için değil, aylar sonraya da alındığını biliyoruz. Evet. Bir sıkıntının olduğu aşikar ama bunun çözümü de yine açık, çözümü de hükümet tarafından bir düzenleme getirilmeli ama burada sorunun yok işte. Şehir hastaneleri de sorum siyasi olarak ve zorlayarak yorum yapmak daha yapıcı olmak gerekiyor. Muhalefetin de yapıcı olması gerekiyor. Meslek örgütlerinin de yapıcı olması lazım. Tabii. Yani amaç bağcıyı dövmek değil. Yani üzümü yiyelim.
bağcıyı dövmeyelim. Ne yapılması gerekiyorsa oturup buna, evet, oturup hükümetle konuşman lazım. Yetkili meslek odası olarak. Bir işleme yapabilir miyim? Buyurun. Muhammed sen tamamladın mı? Seni bölmüyorum değil mi ben? Buyurun siz devam edin. Ben sonra devam edeyim tabii. Sayın Cumhurbaşkanı'nı da anlamak lazım. Yani giderlerse gitsinler der. Ben burada savunucu pozisyonuna düşmek istemiyorum. 20 yıllık iktidarı boyunca başbakanlığı döneminde sürekli düzenleme, iyileştirme anlamında yani gerek idari gerek mali açıdan yapılıyor. Bunu buna karşın 1100 küsür kişi işte belirtilen rakam daha hala gözünü yurt dışına dikmiş durumda. Giderlerse gitsinler. Bu ruh halinde, evet. Bu ruh halinde iyi anlamak lazım. Yani hak veriyorum ben. Şu 20 yıllık iktidar bunu açıp bakalım. Yani çok köklü gerek mali gerek maddi gerek manevi bu sağlık çalışanlarına yönelik bizzat kendisinin imzasının altında olduğu birçok düzenleme var. Onun karşılığında yine bu şekilde doktorlar gözünü dışarı diktiğinde ya bu da Cumhurbaşkanı da bir insan yani giderlerse gitsinler. Bence oraya bir düzenleme getirmeleri lazım. Yani geçen hafta da gündeme getirmiştik. Zorunlu çalışma süresi getirirseniz kamunun verdiği hizmette. Ya evet. Madem devlet üniversitesinde okuyorsun. Doğru. Burada okuyorsan işte 10 sene 15 sene doğru. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet hastaneleri zorunlu çalışma. Ondan sonra ne yapmak istiyorsun? Git Almanya'ya, evet. Avrupa'ya nereye doğru. istiyorsan git. Ama o hizmetin karşılığını, eğitimin karşılığını hizmet kesin. Olarak ver. Milli ben de katılıyorum. Evet, milli servet. Tabii. O kişi de milli servet, verilen eğitim de milli servet. Kişi de kastediyorum. 7 yıl ya dile kolay. Tabii. Aslında bu Covid-19 sürecinde doktorlar olsun, sağlık çalışanları olsun, hekimler olsun çok nazlandılar ya bence. Genel noktada şunu demek istiyorum. Evet doktorlar Covid sürecinde çok büyük görev üstlendiler, çok büyük rol üstlendiler ama Sami Bey'in dediği gibi şimdi genel noktada evet alkışladık, saat 9'da çıkıp Covid sürecinde destek evet. verdik. Ama genel noktada ya hükümet suçluysa hükümetin bu noktada suçunu kabul etmesi gerekiyor. Yani tam ortayı bulamıyoruz. Ama sağlık çalışanlara geliyoruz. Bizim şu hakkımız vardı, bu hakkımız vardı, şu hakkımız vardı. Ya iktidar savunuculuğu yapmak istemiyorum ama Türkiye bir ekonomik krizden geçiyor. Bugün en çok haklardan hak sahibi olan, en çok hak kazanan bu Covid sürecinde katkısı olması sebebiyle sağlık çalışanları kazandı ama bir sağlık çalışanları bir de yani bir yeteri şey bulamadık yani desteği veremedik gibi. Ben şöyle evet. diyorum nazlandılar ifadesine ben kesinlikle katılmıyorum. Hı. Büyük fedakarlık yaptılar. Tabii. Gerçekten gece gündüz. Evet. Büyük benim de komşularımdan bir tanesi sağlıkçı gördüm bizler şahit olduk. Yani ailesiyle görüşmeyen arkadaşlarım oldu. Çocuğunu göremedi. Çocuğun uzun zaman. Tamam ben belki de Covid kaptım aileme gidip bunu bulaştırmayın evet. diyerek çocuğunu 6 ay sonra gören evet, evet. çalışanlar oldu. Büyük fedakarlıkla çalıştılar. Bu hakkı verelim. Yani dediniz ya iktidar savunuculuğu yapmak istemiyorum. İktidara muhalefet de yapmayalım. İktidara savunuculuk da yapmayalım. Doğruyu söyleyelim. Doğruyu söyleyelim. Akıldaki sorulardan akılla uygun bir şekilde cevap vereceğiz zaten. Söylediğin şey maddi ve manevi karşılığını da aldılar yalnız. Bak, ya mutlaka öyle ama şunu da söylemek lazım. Evet. Bak, her maddi hem manevi. Burada mesele hep standart. Ben şunu şimdi, ifade etmek gerçek, istiyorum. Gerçekler Türkiye'nin dünya sıralamasında ekonomik olarak ilk 20'de olduğu ama idealler hep ilk 10'da, ilk 5'tekiler. Bakın tamamlamama müsaade edin. Ben lütfen şunu söyleyeyim isterseniz. Mesela asgari ücret meselesi konuşuluyor. Belki biraz işte asgari ücret arttırıldı ama yeteri kadar arttırılmadı. Evet. İşte doğru. askeri ve güvenlik olsun, güvenlik personeli olsun. Vekiller kadar arttırılmadı ya. Eyvallah. Evet. Güvenlik personeli olsun, askerler olsun. Ne bileyim bu kadar tartışma olmadı haklar noktasında. Ama sağlık çalışanları noktasında ben şunu da söylemek fedakarlıklarını çok, muhakkak kabul ediyoruz. Müthiş, çok büyük fedakarlık müthiş. Yaptılar. O sürecin kahramanlarıydılar. Belki yüzlerce sağlık çalışanımızı kaybettik. Onların hepsini de rahmetle anadım burada. Ama gelinen süreçte bir anlaşmazlık var. Bu anlaşmanın da bir an önce bitmesi bak, gerekiyor. Bu mesele sağlık meselesi. Biz farklı meselelere götürüyoruz ama fedakarlığın hakkı verilmesi gerekiyor. Ama iktidarla sağlık çalışanları arasında bir uyum bozukluğu da hocam, ortada. Şöyle tamamlamama evet. müsaade edin. Evet. evet fedakar çalıştılar, şüphesiz fedakar çalıştılar ve ayakta alkışlanması gereken bir performans sergilediler o dönemde, o pandemi döneminde. Evet. Ama şunu da söyleyelim, Amerika Birleşik Devletleri, onların şimdi gittikleri Avrupa ülkeleri var ya, oradaki doktorlar maske bulamadılar kendilerine doğru. müdahale ederken. Bizim dönemlerimizde maskeleri sokakta, çaldılar. Sokakta, bakın. Sokakta müdahale etmek zorunda ki Amerika Birleşik Devletleri'nde hekimleri gördük.
Yani görmedik mi, bizim maskemiz yok, çalışmak istemiyoruz dediler. Bize hala maske, en çok ölümler orada şu an. Bakın maske sıkıntısı yaşayan. Ama şimdi hatırlarsak o süreci yani, aslında hekimlerin o bakın, süreçte istifasıyla kapatıldı yani. Ben yanlış kapatılması gibi seferberlik var yani burada. Seferberlikte cepheden kaçacağım diyen asker olabilir mi? Seni ben ne için yetiştirdim? Evet. Bugünler için yetiştik biz. Oradakiler de fedakarla çalıştılar ama hakkını teslim edelim herkesin. Hükümet de orada çok önemli tedbirlerle, hızlı davranarak Avrupa'da istihbarat örgütleri birbirlerinin, Avrupa Birliği'ndeki müttefiklerinin maskelerini çalarken, Amerika Birleşik Devletleri'nde doktorlar maske bulamazken, önleyici, ya ben önce bir kendimi, canımı alayım, maske, tulum giyeyim de bu müdahale edeyim diyecekler. Müdahale etmek istemiyorlar. Etmediler müdahale. İstifa ettiler oradaki hekimler. Maske bile yoktu. Burada tam donanımlı araziye çıktılar, aşılamalarını yaptılar, müdahalede herhangi bir teçhizatla ilgili sıkıntı çekmediler. Devlet yığdı, maskeyi de yığdı, tulumu da yığdı, yardımda da bulundu, maddi olarak karşılığını da verdi. Burada her iki tarafa da haksızlık yapmamak gerekiyor. Evet. Yani bir taraf fedakar çalıştı, bir tarafta şimdi o gidilen ülkelerde birbirinin maskesini çalarken o hastanelerde, cevap vermeyen hastanelerde, koridorlarda yatanları gördük Sayın Dadaloğlu. Doğru mu? Evet. Koridorlarda yattı hastalar. Doğru. Müdahale edilemedi. Hasta yardım, bir tarafta da şehir hastaneleri efendim niye bu kadar büyüktür diye bir eleştiri, yakışmayan bir eleştirdi. Biz orada bunu gördük. Bunun hakkını Türkiye teslim bunun yani. Sınavını çok başarılı bir şekilde verdi. Bence yani. Bir parantez açıp şöyle bir ekleme yapmak lazım. Türkiye sağlıkta ilerledi, sağlık hizmette ilerledi. Hatta sağlıkta hizmette Avrupa'ya yaşlılarına hizmet verecek geriatri noktasında bir altyapı kurmaya çalıştı. Şu aşamada çok gelişemeyen bu altyapı ileride Türkiye'nin ekonomik hedeflerinden biri. Bence sanırım Türkiye'nin özellikle tıbbi teçhizat ve ilaç konusundaki giderleri azaltması, buraya çok ciddi destek veriyor çünkü maliye. Evet. Bunları azaltırsa, biraz daha iş gücüne kaydırabilirse bu işi, bu da yine bilim adamlarımıza kalmış. Yani çok acil bir şekilde bunların üretimi Türkiye'de yapılmalı. İlaçların çok acil bir şekilde Türkiye'de üretilmesi için yollara girilmesi gerekiyor. Böylece paramız ülke içinde kalır. SMA'lar, kanser hastaları, çok ciddi bir lobi var bu işlerde. Evet. Ve çok ülkemin parası akıyor resmen yurt dışına. Buralara da bakmak lazım. Şimdi ben Google'dan aradım. Hekim yetersizliği ne durumda diye. Haberler kısmına tıkladığınızda son 3 haftayı gösteriyor haberler kısmında. Şanlıurfa'nın doktorları gitti. 8'den fazla bölüm kapandı. Muğla'da bir haber çıkıyor haberler kısmında. Son 2 yılda 50'nin üzerinde doktor istifa etti. Yine birçok ilde bu durum gözüküyor. Aslında bir sıkıntı var sağlık sisteminde. Bu sıkıntının en büyük sebeplerinden birisi de ben elektronik sistemin geçilmesinin başarısız olduğunu düşünüyorum. Geçilmesi gerekiyor ama sistem noktasında bu randevu meselesi noktasında randevu alınamıyor. Geçtiğimiz günlerde bizim bir arkadaşımız bir bölümden, tam bölümünü hatırlayamıyorum, randevu istedi, 2023 Ocak ayına gönderildi. Yani bu ciddi bir problem. Vatandaş sağlık sistemine ulaşılamıyor. Görüntüleme ile ilgili durumlarda evet, yani maalesef bu durum var. Ciddi bir problem var. Aslında acil bir problem. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Hak ettikleri tabii değeri de sağlık çalışanlarının muhakkak alması gerekiyor. Ya kolay değil. 84 milyonluk bir ülkede sağlık hizmeti 84 artı 6 ile diyelim, 90 diyelim. Ama Türkiye evet, yani sağlık hizmeti 1 milyar TL'den fazla evet, sadece mültecilerin, sığınmacıların sağlık vermek hizmetine zorundasınız. Bu kolay değil ya. Yani tabii, gerçekten kolay değil. Ama Türkiye bunu başardığı için aslında biz bugün bunu konuşuyoruz. Evet, şimdi 2014'lerde, 13'lerde, 12'lerde bakarsak gittiğimizde doktorla 15 dakika muayene oluyorduk. 20 dakika muayene oluyorduk. Şu süreçte doktor yüzü göremiyoruz yani. Evet, ciddi bir problem var burada. Konuşulması gerekiyor. Sağlık Bakanı şimdi şehir hastanelerine varken, gönderilen para 6 bakanlığı bütçesinden fazla. Bu varken, bu dediğin konu varken bir tarafta da özel hastaneler var. Otel gibi hizmet sunan, parasıyla parasını verenin. Ama bu ekonomik krizde bence özel hastaneye giden şurada olmaz. Kamucu bir yaklaşımın olması gerekiyor. Tabii. Yani parası olana insani bir sağlık hizmeti, parası olmayan 3 dakikada muayenesi olsun gitsin diye bir sosyal devlet yapısı olamaz. Ama tamamen buranın kamucu olunca şimdi gerekiyor. Orada şöyle oluyor. Devletin kamucu bir üst yaklaşım, bürokratlarına, bakın, siyasetçilere özel hastaneler ait kuruluyor. Bunlar doğru olmuyor. Kamuya ait değil mi? Kamucu bir yaklaşım, sosyal devlete yakışan bir sağlık hizmeti gerekiyor. Covid sürecinde bu denendi, başarılı da oldu bence. Katılıyorum size. Tamam. Eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa bu bahsi kapatalım. Evet.
Tamam. Sizin Muhammed Bey var mı eklemek istediğiniz başka bir şey? Ben şunu da söyleyeyim kısaca isterseniz. Buyurun. Ekrem Karakaya meselesinde Allah rahmet eylesin ama Allah rahmet eylesin. Ama burada konuşulması gereken mesele belki şu da olabilir. Saldırganın annesi vefat etmiş. Vefat etti. Ve bu sorumlusu olarak Ekrem Karakaya görmüş. Ben bu noktada bu durumlarda şöyle bir ağın kurulması gerektiğini düşünüyorum. Hekimlerin vefat eden ya da hastaneye gelmiş bir kişinin vefatından sonra aileye psikolojik destek noktasında bir birimin kurulması gerektiğini düşünüyorum. Belki Ekrem Karakaya saldıran kişi psikolojik destek alsaydı bu tür bir gelişme de olmazdı diye düşünüyorum. Aslında öyle bir birim var ama tabii sağlıkta şu an yeterlilik ne ölçüde o ne kadar yapılabiliyor bilmiyorum ama hastalara psikolojik ruhsal destek veren, hasta yakınlarına da veren bir birim var. Onu ya da bilinmesi gerekiyor. Tabii aile hekimliği aslında bunun bir ayağı ama biz aile hekimliği ayağında tabii bunu tam başaramadık. Şimdi onun dönüşüme gidiyoruz. Önleyici hekimlik denilen bir şey var. Sağlıkta biz kademe kademe gidiyoruz. Önleyici hekimliğe geçmeye çalışıyor şu an Türkiye ama bu arada işte doktorların, hekimlerin yurt dışına çıkması bu süreci uzatacak gibi görünüyor. Bir de Neşat kısa bir ekleme. Doktorlarımızın kalitesi noktasında Türkiye'de doktorlarımız gerçekten kalite manasında dünya çapında bence. Evet. Yani dünya çapında aldıkları eğitim gerek Hacettepe, gerek Çapa, gerek Ankara Üniversitesi olsun, tıp fakültelerinde olsun eğitimler 4-4'lük ve 4.3,9'u gerçekten dünya çapında bir altyapıya sahip. Onu da eklemek kesinlikle lazım. Haklarını vermek lazım. Evet. Sezar'ın hakkı Sezar'a yani. Evet, Sezar'ın hakkı Sezar'a. Şimdi bu meseleyle bağdaştıracağım ufak bir başlık açalım. Ondan sonra biraz daha siyasete geçeceğiz. Şimdi polisler meselesi. Evet, biz avukatları konuştuk, sağlık çalışanlarını konuştuk. Bir de polisler var. Polislerin hakları var. Bir de polislerin içinde kaldığı bir durum var. Şimdi bakıyoruz bu eylemler sırasında, iki günlük eylemler sırasında bir tane polis memurunun rahatsızlandığını, yani hekimi iten polis memuru rahatsızlanıyor. Ardından hemen ona hekimler müdahale ediyor. Kalp krizi falan geçiriyor sıra galiba. Şimdi böyle bir polis var. Öte tarafta bir milletvekilinin oğluna işte müdahalede edildiği için milletvekilinin oğlunun geçmiş zamanlarda dizdirdiği polisler var. Başka bir tarafta başka bir milletvekilini haksız yere durduran, bir saat iki saat durduran bir polis var. Başka bir tarafta daha yakınlarda Kızılay'da bir polis memuruyla atışan milletvekili var. Başka tarafta terörle mücadele eden polis memuru var. Bunların da hakları var, bunların da sıkıntıları var ama her biri başka bir polis memuru. Polis memurları tam olarak nedir? Yani siyaset noktasında sanki tarafmış gibi gösterilmeye çalışılıyor ama bakıyorsunuz sanki işin mağduru gibi aynı zamanda bunlar. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle kısaca buna da bir girelim. Ben bu soruyu Sami Bey'e sorabilir miyim? Evet, Sami Bey'in de ailesinde polis vardı galiba. Siz buna karşı mısınız bu tür haberlerin yapılmasına? Seni mi kıracağım Muhammed? Ona da karşıyım ben. Şimdi Türkiye'nin polis teşkilatı açısından özellikle 12 Eylül askeri darbesi öncesinde gerçekten polis teşkilatının yapısı, bölünmüşlüğü ve verdikleri kamu hizmeti açısından hep eleştirilen bir yapıya sahip. Evet. Günümüzde de eleştiriliyor. Şimdi şöyle bir olay var. Bunu 12 Eylül'den sonra, 12 Eylül askeri darbesinden sonra rahmetli Özal ANAP iktidarıyla polis teşkilatının daha nitelikli hale getirilmesi konusunda adımlar atıldı. Yani gerçekten gönülden isteyerek, yani polis olmak isteyen biri için imkanlar sunulmaya başlandı. Şöyle bir durum da söz konusu polis teşkilatı açısından. Türkiye'de ne yazık ki şu an teşkilatta çalışan bütün arkadaşları da tenzih ederek konuşayım. Şimdi oraya başvuruyor olmuyor, buraya başvuruyor olmuyor, şuraya başvuruyor olmuyor. Ya gideyim son çare polis olayım diyor. Şimdi ama bu önde daha fazlaydı. Şimdi bu dönemde, yeni dönemde giderek, yani profesyonel işte polis okulları, polis akademilerinin devreye girişi ama orada da tabii FETÖ etkisi
çok yoğundu. Devreye girişiyle birlikte polisler noktasında ya daha nitelikli, daha yani kurumsal diyelim, yani işini profesyonelce yapan, ben polisim diyen insanlar işte akademilerden eğitim aldılar, 4 yıllık eğitimlerle geldiler, sahada vatandaşla yüzleşmeye başladılar. Bunun farkı görüldü. Evet. 12 Eylül öncesinde ikiye bölünmüş bir polis teşkilatı vardı. Evet, ikiye bölünmüş, birbirleriyle gırtlak gırtlağa, birbirlerini öldüren yapıda bir teşkilat vardı. Fakat rahmetli Özal'ın özellikle şimdi Özal'la ilgili hep şu söylenir, işte ya ekonomik olarak Türkiye işte çok doğru, ama Özal'ın el attığı, amiyane tabiriyle düzeltme noktasındaki olaylardan birisi de polis teşkilatıdır Özal dönemi, özel iktidarlarında. Bunun devamında daha sonra FETÖ'nün etkisi ortaya çıktı ne yazık ki. Teşkilat üzerindeki ağırlıklarının çok fazla olduğunu hepimiz gördük. Yani gerek verilen eğitimler, gerek alınan kişiler, yapılan sınavların soruları, müdürlerin atanması, terfilerde şurada burada. Ama şu bir gerçek, şu anda Türk Polis Teşkilatı 12 Eylül öncesindeki teşkilattan bambaşka bir durumda, pozitif manada. Gerçekten profesyonelleşme noktasında önemli adımlar atıldı ve bunlar içinden, ha yani her meslekte olduğu gibi polis teşkilatının içinden de negatif kişilikler ortaya çıkabiliyor. O da her meslek için geçerli. Ama ben Türk Polis Teşkilatı'nın şu anki yapısı itibarıyla önceki dönemde yaşadığım için, bildiğim için kıyasladığımda şu anki Türk Polis Teşkilatı'nın önceki döneme nazaran fersah fersah iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Evet, siz ne dersiniz Yakup Bey? Şöyle, tabii sonuç itibariyle polis memuru, bir memur, bir insan, hataları da olabilir, yanlışları da olabilir. Ama şunu ifade edelim, polis kanundan yanadır. Hangi polis? Kanundan yana polis. Ya da olması gerekir. Kanunu uygulaması gereken polis. Kesinlikle biz özellikle FETÖ'nün emniyet içerisindeki yapılanma döneminde işte o memurların vekil çocuğunun önüne dizildiğini gördük. Gururumuz incindi. Türk polisine bu yapılmamalıydı dedik. Ya da daha geçtiğimiz aylarda bir milletvekilinin yumrukladığı polisi gördük. Vicdanımız sızladı. Bir terör örgüt temsilcisinin o attığı yumruk bizim yüzümüzde patladı. Tabii şehitlerimiz var. Büyük fedakarlıkla çalışıyorlar onlar da. Sınır ötesinde ve terörle mücadelede bunların hepsi bizim polisimiz ve kanundan yana polis. Evet, farklı uygulamalarla ya da farklı muamelelerle karşı çıkılıyor ama polis kanunu uygulamak zorundadır. Toplumsal bir müdahale edilmesi gereken olay vardır. Evet. O hekim de olsa toplumsal olarak kanuna uymuyorsa o müdahaleyi yapmak zorundadır. Hekimin her hastayı ayırt etmeden tedavi etmesi gerektiği gibi. Evet. Kanunu uygulamak zorundadır. Bu anlamda bu karşılaştırmanın da çok sağlıklı olmadığı kanaatindeyim. Evet, Türkiye'de bir meslek olarak polislerin de herhangi bir devlet memuru gibi çeşitli talepleri var, istekleri var, memnun olmadığı durumlar var, uygulamalar var. Bir meslek örgütünün siyasallaşmadan hakikaten o polislerin de hakkını savunabilecek bir meslek örgütüne de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kesin. Çok ama doğru. Burada, tabii onların da özellikle çalışma saatleri, çalışma saatleri, meslek örgüt olarak Yakup, ifade ediyorum. Yani sözünü unutma, çok özür dilerim. Bir nokta çok önemli. Buyurun. Şimdi hatırlarsınız. İl Emniyet Müdürü'nü polis memuru makamında öldürdü. Evet. Mesela bir sağlık çalışanının haber olması galiba konusu bu kadar haber olmadı bu konu. Evet. Gerçekten polis teşkilatı da kendi içerisinde gerek psikolojik, gerek maddi, gerek manevi problemler yaşıyor. Yani Emniyet Müdürü'nün tayin konusu sebebiyle bu son yıllarda bildiğim kadarıyla il Emniyet Müdürü oldu. Yani birini yemekte masada vurdu polis memuru, birinde makamında görüşmeye gitti. Orada da ciddi sıkıntılar var. Yani gerek maddi gerek manevi, özür dilerim kestim. Rica ederim.
Rica ederim. Yani çalışma saatlerinden şikayetçi olan var, maaş uygulamasından şikayetçi olan var, mobbing uygulandığını düşünen var. Sonuçta insan, onlar da insan. Yani onlar polis memuru üniformasıyla bir eylemde karşımıza da dikilse ya da bir haberde onların da haberini yapsak da netice itibariyle yan komşumuz, alt komşumuz, tarihinde amcamızın oğlu, akrabamız. Tarihinde ilk kez 2002 yılında hatırlarsınız. Tarihinde polis teşkilatı ilk kez sokağa çıktı. Evet. Tabanca salladı. Hatırlıyor musunuz o yürüyüşü? Evet, evet. O 2000, yanlış hatırlamıyorum 2001-2002 ekonomik kriz dönemindeydi. Boş, sokağa çıkıp beylik tabancalarını salladılar ve çok ses getirdi o eyle. Çok ses getirmişti. Bu anlamda hangi polis dediğiniz zaman elbette Türk polisi. O halkın herkesin polisi vicdanıdır diye de her karakola gelmişti. Şöyle de bir şey vardı. Orduya çok az maaş verdiğiniz zaman darbe yapardı. Polisler de artık o aşamaya geldi. Maaş sebebiyle darbe oldu mu hiç bilmiyorum. Böyle bir darbe. Az oldu, çok az oldu. Para verdiğiniz zaman oldu, hemen siyasete bilinirlerdi. Yani şöyle, bu polis başlığında ben şunu ifade edeyim. Hakikaten çok fedakarca çalışıyorlar. Çalışma saatlerinin yüksek olduğunu biliyoruz. Bazen duygusal davranmamaları gerekiyor o meslekte. Kanun neye emrediyorsa onu yapmak zorundalar. Ve bunu yaparken de kimi zaman toplumun hoşuna gitmeyen görüntüler de ortaya çıkıyor. Mesela Yenereoğlu olayında baktığımız zaman bir görüntü servis edildi. Herkes oradaki komisere yüklendi. Ya bu nasıl bir cevap veriş tarzı, bir milletvekili nasıl konuşuluyor? Kesip kopyalamışlardı. Aslında o kesilen videonun başı da polis tarafından, emniyet tarafından paylaşıldı. Yenereoğlu'nun müthiş bir tahriki, müthiş bir hakareti. Polis susuyor, 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 susuyor ve en sonunda o da bir insan ve... Ama çok aksi görüntüler, sanki böyle Mustafa Yenereoğlu mağdurmuş gibi bir görüntü ortaya çıktı. O ortaya çıktı ama olayın aslında oradaki mağdur, oradaki komiserdi. Kişiliğine hakaret edilecek hakaretler edildi. Yani oradaki o devlet memuru ve kanunu uyguluyor. Zaten kanunu o noktada uyguluyor. Sayın Yenereoğlu ile ilgili de soruşturma başlatıldı. Haklı, yani Yenereoğlu'nun yapmış olduğu orada provokasyondan başka bir şey değildi. Yani hakaretler, kişilik haklarına hakaretler, küfürler, çok ağır ifadeler oradaki polisi tahrik eden, polis tahrik olduktan sonra ki diyalog kesilip, kırpılıp servis edildi. İşte AKP'nin polisi diye. AK Parti'nin, CHP'nin, MHP'nin polisi olmaz. Kanunun polisi olur. Kanunun polisi kanunun olur. Polisi kanunun memuru olur. Kanun neye emrediyorsa onu yapmalıdır. Bunun aksinde adım atan varsa da kanun neye emrediyorsa ben o şekilde müdahale etmelidir. Kanunda, nizamda ülkelerin kendine has şartları da burada özellikle polis teşkilatları noktasında biraz verilen hizmetler ve yapılan muameleler noktasında belirleyici. Ülkelerin kendine has şartları. Mutlaka. Yani Türkiye'nin polis teşkilatının yapısıyla İngiltere'deki ya da başka bir ülkedeki farklı. Sosyolojik dokuya göre değişiyor. Evet tabii. Değişiyor. Yani şunu büyük oranda bitirdiler. Daha önceden işte işsiz her kapıyı çalıp sonuçta gideyim bari hiçbir şey olamadık polis olayım şeklindeki bir zihniyet şu anda mesleki anlamda geçerli değil diye düşünüyorum. Ya kimi alanda da polisin haklarının çok kısıtlı olduğunu düşünüyorsunuz. 3600 bakın, zaten büyük bir hak. Çok kısıtlı. Haklar ondan ziyade yani müdahale hakkının da kısıtlı olduğunu düşünüyorsunuz. Yani çok imrenilen, çok özenen Amerikan polisinin insanlara uyguladığı şiddeti, uççılığı. Yani bunu gördüğünüz zaman işte medeniyet dediğin tek dişici kalmış canavar. Öyle bir manipülasyon yapıyorlar ki. Öyle bir manipülasyon var ki sanki medeniyetin beşiği Amerika Birleşik Devletleri'ymiş. Evet. Oradaki her şey çok Avrupa'da da öyle. Çok sert. Daha bir Almanya'da Türk vatandaşını katletti polis. Yürüyüş oldu. Katletti polis. Adı altında evet. Mesela doğru. Müdahale gerçekleşti. Avrupa'ya bakıyorsunuz. Avrupa'da tarumar ediyorlar. Hiçbir şey yani burada bir Türk vatandaşı daha geçmiş haftalarda Alman polisinin müdahalesiyle hayatını kaybetti. Evet maalesef. Yani o müdahaleye baktığınız zaman bizim polisimize baktığınız zaman bizim polisimizin hakikaten çok medeni kanunlar çerçevesinde müdahale gerekiyorsa müdahale ettiğini görüyorsunuz. Kanunun izin verdiği ölçüde bir olaya müdahil olduğunu görüyorsunuz. Amerikan polisiyle Türk polisini karşılaştırılamaz bile. Karşılaştırılamaz. Kesinlikle ırkçı, faşist, vicdansız, sadist. Amerikan polisinin görüntüleri bu. Sadist. Fransa'da Strasbourg'da sokaktaki arabaya yaslandık diye bizi uyardılar Türkler. Yakında da polis merkezi var. Hemen kapısında duruyorlar. Dediler ki arabalara yaslanmayın.
şey yapın, gelir biraz sonra derdest ederler diye. Böyle de enteresan bir iş yani. Evet, çok ilginç. Evet. İsterseniz burada bir virgül atalım. Bir reklam arasına gidelim. Ardından Muhammed Bey'le devam edelim. Evet kıymetli izleyenler, kısa bir reklam arasının ardından tekrar bir arada olacağız. Akıldaki sorular reklamların ardından tüm hızıyla devam ediyor. Gündemi, iç politikayı değerlendirmeye devam edeceğiz. En son polisler konusunda kalmıştık. Birçok kesim tarafından mağdur edilen, aynı zamanda da yaptığı işi ne kadar kanunlara göre yaptığı konusunda sorgulanan ve gündeme gelen polisler ne yapıyor, mağdur mu değil mi, bunu değerlendiriyorduk. En son Muhammed Vefa'da kalmıştık. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de çok kısa bir değerlendirmede bulunayım isterseniz. Yapılan yorumlara genel olarak katıldığımı ifade edeyim. Tabii polisler en çok tahrike maruz kalan meslek grubu. Özellikle bu Mustafa Yeneroğlu meselesi başta olmak üzere birçok olayı da görüyoruz. Misal bir hekim polis memuruna, ben senin annene babana bakıyorum, sen bana yol vermek zorundasın diyor. Aslında biraz da psikolojik olarak polislerin ne kadar tahrip edildiğini görüyoruz. Bu noktada polislere gerekli destek neyse psikolojik olarak, ya da bunu izin olarak mı ya da başka noktada nasıl değerlendireceği konusunda gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii sizin değindiniz başta, bazı bir milletvekilinin oğlu polisleri sıraya koyup işte siz beni nasıl durdurursunuz meselesine getirmiş. Tabii bunlar kabul edilemeyen durumlar. Yani o milletvekilinin oğlu kimse, önce babasının milletvekilini düşürülmesi gerekiyor, oğlunla cezalandırılması gerekiyor. Polis kimsenin emir kulu değildir. Polis kanuna, nizama göre hareket eder. O noktada gerekli çalışma neyse yapılması gerekiyor. Ben de yapılan genel yorumlara katıldığımı düşünüyorum, katılıyorum. Herhangi bir yorum da yok fazla. Tamam, teşekkür ederim. Hemen Ümit Özdağ meselesine girelim. Şimdi Ümit Özdağ her hafta kendinden bahsettiriyor. Konuşturmayı başaran evet, yani hızlı bir şekilde siyasete girdi ve ardından da kendinden söz ettirmeye başladı. Yani bugün Türkiye'de birisi çıkıp derse ki ben Hatay'a mayın döşemeye gidiyorum derse, evet, o adam konuşulur. Konuşulur, evet. Haklısınız. Şimdi iç savaş çıkacak diyor. Türkiye'de 10 evet. milyon kaçak göçmen var diyor. Kayıt dışı bir şekilde 10 milyon insan var ve bu 10 milyon insan da terör bölgelerinden, savaş bölgelerinden gelen, eli silah tutan ve gayri nizami harp tekniklerini bilen insanlar diyor. Hatta daha da ileri gidiyor. Afganistan'dan gelenlerin büyük bir çoğunluğu kasıtlı olarak ülkeye sokuldu ve bunların yakın bir zamanda ülkede karışıklık çıkartacağından bahsediyor. Eş zamanlı olarak Şanlıurfa'da da bir konvoy düzenledi. Lüks araçlarla Suriyelilerin Suriye bayrağı salladığı bir olay oldu ve ardından şehir meydanında İnsanlar galeyana gelip birbirlerine saldırmaya başladılar. Bunun gibi olaylar zaman zaman yaşanıyor. Bazıları medyaya yansıyor, ekranlara düşüyor, bazıları düşmüyor. Siz ne dersiniz Sam Bey? Şimdi Ümit Bey'in söylediği haklı mı? Ümit Özdağ doğru mu söylüyor? Bu Suriyelilerin meydanlara çıkıp gövde gösterisi yapması nedir? Hatta Türkler Türkiye'den gidecek gibi tweetler atanlar da var. Yani işi biraz çığırından çıkartanlar da var. Göçmen karşıtlığı, yabancı karşıtlığıyla mağdur olan insanları kucak açma arasında bir denge, bir kantarın topuzu kaçmış gibi sanki. Şimdi şöyle değerlendiriyorum ben olayı. Bunun provası, yani Suriyeli göçmenlerin diyelim ve diğer ülkelerden gelen göçmenlerin bir ülke için özellikle mahsurlu olduğunun kanıtlanabilmesi açısından Ankara'da bunun Altındağ'da provası yapıldı. Evet. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna müsaade etmedi. Yani Türkiye'de bir iç savaş çıkar, şu bu vesaire, bunlar palavradan öte şeyler değil. Ben bir kere bu konuda Ümit Özdağ'ın samimiyetine inanmıyorum. Bir damar yakaladı kendince, çok da verimli bir damar. Baktı ki geri dönüşleri de iyi ve o konu üzerine gidiyor ve o konuyu kaşıyor. Yani yapıcı bir yönü yok. Yani Ümit Özdağ'ın bu konuda yapıcı bir yönü yok. Ben sürekli Suriyelileri göndereceğim diyor. Evet, yani Lübnan, hayır. 1 milyon Suriyeli'yi gönderiyor. Yani bu konuyla ilgili buranın şu anda Ümit Özdağ amiyane tabirle bu konunun ekmeğini yiyor siyaseten. Ve samimiyetine de kesinlikle inanmıyorum ben Ümit Özdağ'ın. Açıklamaları, ortaya koyduğu eylemler, yani tamamıyla provokatif. Yani gidip İçişleri Bakanı'nın kapısına dayanmaya kalkışmalar. Yok gidip sınıra mayın döşeyeceğim demeler. Evet. Bilmem ne. Yani onun için ben konunun Ümit Özdağ açısından suistimal edildiğine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu ülkede bu anlamda
bir kalkışmaya kesinlikle müdahale eder. Yine söylüyorum, Ankara'da bunun yabancı istihbarat örgütlerinin direkt devreye girmesiyle provası yapılmak istendi. Denendi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Altındağ'da, Ankara'da buna devletimiz müsaade etmedi ve olayları anında bastırdı. Ya bastırdı derken böyle şiddetle şunla bunla değil, buna müsaade etmedi. Ben tekrar altını çizerek söylüyorum, Ümit Özdağ bu konuda samimi değil. Evet. Peki ne diyorsunuz, Lübnan'da Suriyelilerin geri dönmesi için bir anlaşma sağlandı. 1,5 milyon Suriyelinin 1 milyonun ülkelerine geri dönmesi için Esad'la görüşüldü ve anlaşma sağlandı. Yani orada Ümit Özdağ yok. Orada Ümit Özdağ yok işte, o yüzden. Çok evet. Açık. Çok net. Doğru. Ümit Özdağ gibi bir siyasetçi yok, o yüzden. Evet. Dönüş sağlandı. Yani atılan adımlar Yakup'un söylediği çok önemli. Ümit Özdağ olmasın. Zaten Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili geri dönüşleri hızlandıracaklarını söyledi. 1,5 milyon mu? Evet, 1 milyon kişiden bahsetti. Ama yani, operasyon yapılırsa. Yani şimdi bu Türkiye'nin sağladığı imkanlarla geri dönüş, yalnız Esad rejimiyle görüşülmedi. Yani birket evlerin yapılması, daha büyük yerleşim yerlerinin ve güvenli alanların oluşturulmasıyla birlikte Türkiye bu yönde, zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yönde çalışmalarına devam ediyor. Yani siz zannediyor musunuz ki bu yükü bu ülke sonuna kadar sırtında taşıyacak? Çok ağır bir yük. Evet. Yani 6 milyon kişiden bahsediyoruz. Yani bir şekilde Türkiye bu insanlara kendi topraklarında güvenliği sağlayarak, yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücüne doğru orantılı bu, imkan sağlayarak ilk hedefi Cumhurbaşkanımız 1,5 milyon kişi olarak koydu. Bu da o gerçekleştiğinde ardından daha da bu rakam artarak devam. Bu operasyon gerçekleşecek mi? Hemen buradan bağlayalım. Ama Sayın Cumhurbaşkanı sonrasında hiçbir Suriyeli'nin gönderilmeyeceğini de söyledi. Ya şöyle, şimdi gönderilmeyeceği zorla derken şuna atıfta bulunuyor. Ya Ümit Özdağ'ın dediği gibi göndereceğim de nasıl göndersen yani gönderilecek de nasıl gönderilirse göndersin. Yani böyle bir mantık içerisinde değil. Siz şimdi bu insanları kapınızı açtınız, imkan sağladınız, geldiler. Karşılığında tekrar ülkelerine geri dönüş noktasında bir büyük devlete yakışan şekilde hareket ediyor Türkiye Tabii. Cumhuriyeti Devleti. Oradaki imkanları da düzelteceğim diyor. İleri bir adım atıyor ve bunun devamı gelecek diye düşünüyorum. Ümit Özdağ iyi bir damar yakaladı siyaseten. Karşılığı da var. Bunun üzerinden devam ediyor. Ama samimi değil. Atışması da var. İstihbarat artığı dedi. Ümit Özdağ'ın onun cevabı da var. Ben istihbaratla ilişkim yok gibi çeşitli şeyler de söyledi. Yani İçişleri Bakanı söyledikleri kendisini bağlar. Ama Ümit Özdağ'ın bu konuyla ilgili yaklaşımı bence tamamıyla provokatif. Yani bir şeye hizmet etmiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Göndereceğim de nasıl göndereceksin? Yani ne şartlar altında göndereceksin? Gitsinler de nasıl giderlerse gitsinler diye bir mantık olmaz diye düşünüyorum. Evet. Yakup Bey, siz ne dersiniz? Ben Sayın Dadaloğlu'nun bir şeye hizmet etmiyor ifadesine katılmıyorum. Aslında bir şeye hizmet ediyor ve bilinçli olarak yapılıyor. Şöyle bakalım, evet, Afganistan, Suriye, Irak ve çok çeşitli ülkelerden Türkiye'ye kayıt dışı olarak da kayıtlı bir şekilde gelenler oldu. Bunların içerisinde yabancı istihbarat örgütleriyle hareket edebilecekler var mı? Evet, var. Ve bence harekete geçmeye de başladılar. Hepsi takip altında. Şöyle şuna bağlamak istiyorum. Hepsi mutlaka takip. Ben hepsinin takip altında olduğu kanaatinde değilim. Büyük bir kısmının takip altında olması gerektiği ve bunun da takip altında olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki kaos planı çerçevesinde eş zamanlı, yani Sayın Ümit Özdağ'ın yabancı kışkırtmasına eş zamanlı bir şekilde Urfa'da bir konvoy düzenleniyor ve bir meydan okuma yapılıyorsa, burada yabancı istihbarat örgütlerine dikkat çekmek gerekiyor.
Bu çok önemli. Yani eş zamanlı bakın, vermemiz gerekiyor. O yüzden isterse bir programa davet bağlanabilir, davet edilebilir. Burada eğer Sayın Özdağ da destekliyor aslında bu söz. İçinde yabancı istihbarat evet olabilir ama sen de onlarla birlikte aynı plana hizmet ediyorsun. Sayın Özdağ İsteyerek veya istemeyerek. Ben istemeyerek ya da isteyerek diyorum, aynı plana hizmet ettiğini söylüyorum. Çok zeki, son derece zeki ve attığı adımın neden attığını, nasıl sonuçlanacağını bilen bir siyasetçi. Ve bunların tamamı, attığı adımların tamamı Türkiye'deki kaos planına hizmet ettiğini ifade ediyorum net bir şekilde. Ve Türkiye'deki kaos planını da Amerika Birleşik Devletleri'nin planladığını, örgütlediğini, Türkiye'de darbeyle başaramadıklarını, seçim öncesi ya da seçim sonrasındaki bir kaos ortamıyla başarmak istediklerini bizzat Amerikan Başkanı Biden da dile getirmişti. Türkiye'de bir kaos planı var. Ümit Özdağ'ın tüm attığı adımlar, yaptığı bütün provokatif adımlar buna hizmet ediyor. Bakın sokak sokak dolaşıyor Ümit Özdağ. 17-18 yaşındaki genç kızlarımıza mikrofon uzatıyor. Siz tacize uğradınız mı? Yabancılar sizi taciz etti mi? Tecavüze uğradınız mı? Bu bir siyasetçiye yakışacak üslup budur. Evet. Bakın sosyal medyada ya bu plan kime yarar? Kaos planına yarar. Eğer Urfa'da böyle bir meydan okuma varsa, o kime hizmet ediyorsa Ümit Özdağ'ın eylemleri de sonuç itibariyle o kaos planına hizmet ediyor. Bir. İki, Sayın Özdağ'ın siyasi ahlak dışı provokatif eylemleri. Ben mayın döşeyeceğim. Ondan sonra şaka yaptım. Ya döşümeyecektim. Geri adım atıyorum. Gireyim ben basın açıklaması yapayım. Gündeme gelme çabası. Ve dikkat edin. Sosyal medyada 100 binlik kesim var. İşte kimi troll der, kimi işte bot hesap der, kimi gerçekten de 100 bin kişilik bir karşılığı vardır. Evet. Ve bu karşılıkla, bu 100 bin kişilik bulduğu karşılıkla sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. Ama 100 bin kişilik, 100 binden 3 aşağı 5 yukarıdır. Bu tepkiyi görüyor. Bakın diyor ki Esenyurt'ta bilmem hangi semtin muhtarı ile görüşüldü. O muhtar bunları söylüyor. Muhtar sosyal medyadan cevap veriyor. Ya oradan muhtar benim. Ben böyle bir şey söylemedim. Ama bu gündeme gelmiyor. Benim böyle bir açıklamam yok diyor. Evet. Böyle bir tecavüz olayı burada yaşanmadı diyor. Ama onu nasıl çözeceğiz? Yani bu sorunu nasıl çözeceğiz? Diyor ki Ümit Özdağ %100 iş savaş çıkacak. Sayın Doğu Perinçek Vatan Partisi lideri de açıklama yaptı. Bugün karşılıklı açıklamaları da vardı. O da dedi ki %100 iş savaş çıkmayacak. Bizim misafirlerimizle karşı karşıya getirmeye çalışılan bir plandır. Ben bu görüşe katılıyorum. %100 iç savaş çıkmayacak. İç savaş için iki orduya ihtiyaç vardır. Türkiye'de böyle bir ordu yoktur. İç savaş ihtimali de yoktur. Doğu Bey de bir gün çözüm ağlayıp, nedir? Bir de kendi ağzından dinleriz. Mutlaka. Bunları. Çözüm nedir? Operasyon olacak mı? Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta çok önemli bir konu ağırladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan geldi. MİT Başkanı ile görüştü. Dışişleri Bakanı ile görüştü. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Ardından hemen Suriye'yi ziyaret etti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da 19 Temmuz'da Tahran'ı ziyaret edecek. Evet. Günübirlik bir temas olacak. Muhtemel bu ziyaretten sonra bu operasyonun gerçekleşmesini de bekleyebiliriz. Ha, bu operasyon çözüm olacak mı? Operasyon sığınmacılar, operasyonun hedefi terör örgütünü süpürmek olacak. Yani bitirmek değil, süpürmek yani olacak. Doğusu siyasi mu yoksa? Ya doğusu da olsa, batısı da olsa. Genelde Münbiç burada, kısmı hedefleniyor. Ya Münbiç var, Tel Rifat konuşuluyor. Tel Rifat Münbiç. Tabi burada Suriye ordusu unsurları da var belli kesimlerde. Burada Suriye ordusuyla Türk ordusunun karşı karşıya gelmemesi için yoğun bir çaba var. Moskova-Tahran-Şam hattında. Ankara'yla en azından askeri anlamda çeşitli temasların ama devam ettiğini. Ama Esad tarafından yapılan bir açıklama var. Esad tarafı dedi ki biz Türkiye'nin giriş gerekçelerini, saldırı gerekçelerini haklı bulmuyoruz dedi. Yani ne demesini bekliyoruz? Türkiye'ye böyle bir operasyon yapmaya çalışsa komşumuz, o da aynı şeyi yapacak ama neticede ne oluyor? Bakın Suriye hükümetinin terörle mücadele için attığı bütün adımlarda, kazandığı bütün başarılarda Türk ordusunun etkisi var. Türk ordusu ne zaman bir sınır ötesi operasyonu yapsa, operasyonla birlikte Suriye ordusu da büyükçe bir kısmı terörden arındırıyor. Ama Suriye ordusunun PYD ile kadük kaldığı sınırlar da var. Kadük kaldığı değil, karşı karşıya kaldığı çatışmalar yaşandığında bizzat Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da bunu ifade ediyor. Burada terör örgütünün
bir Moskova'ya, bir Amerika'ya, bir Şam hükümetiyle diyalog kurmaya çalıştığı, çaresiz kaldığı günleri yaşıyoruz. Şu an çaresiz kalmış durumdalar ve her yerden bir şekilde destek bulmaya çalışıyorlar. Burada sığınmacı sorunu, sığınmacı sorunu Lübnan nasıl çözdü, nasıl bir adım attı? 11 yıl boyunca bu iç savaş devam etti. Burada bir çatışmalar oldu. Beğendi, beğenmedi. Lübnan tarafı oldu. Körfez ülkeleri tarafı oldu. Ama sonuç itibariyle bu sorunun çözümü için muhatap olarak Esad yönetimini gördü. Bir anlaşma sağlandı. Ve geri dönüş için görüşmeler yapıldı. Orada Ümit Özdağ gibi mancınıkla biz bunları atacağız. Zorla göndereceğiz. Burada kalmayacaklar diye bir anlayış yok. Suriyeli misafirlerimiz de bizi karşı karşıya getirmek için yoğun bir kaos planına hizmet eden provokatif adımları var. Burada yabancı istihbarat örgütü bizzat CIA ve Mossad'ın eylemlerine benzer eylemlerin Türkiye'de iç karışıklık çıkarılması için yapıldığını biliyoruz. Yapıldığını gözlemliyoruz. Aynı tekniklerin kullanıldığını biliyoruz. Ve Ümit Özdağ bilerek ya da bilmeyerek, hadi şunu da ifade edelim, bilerek ya da bilmeyerek işte bu kaos planına hizmet ediyor. Ve kendisi de biliyorsunuz bir özellikle toplumsal psikolojiyle ilgili, toplumsal hareketlerle ilgili kitaplar yazmış bir çalışmıştır. Çalışmış bir evet. isimdir. Astığı Arat adımın yaptığı benziyor. Eylemin neyle sonuçlanacağını senden benden daha iyi biliyordur. Evet. Yani burada şunu söyleyemeyiz ya isteyerek istemeyerek neye hizmet ettiğini çok iyi biliyordur. Bu anlamda elbette cevap hakkı vardır. Şunu da altını çizerek ifade edelim. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, eleştirirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? Dün dündü, bugün bugün. 24 saat çok genişçe bir zamandır. Amerika için söylemişti. Amerika için söylemişti. Hiç kimse de yadırgamadı ki bu Amerika Birleşik Devletleri Tayyip Erdoğan'ı devirmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bunu da söyleyelim. Devirmek isteyen, çeşitli planlarla devirmek isteyen, darbeyle devirmek isteyen, demokratik yollarla devirmek isteyen, terör örgütleriyle irtibatla destekleyerek devirmek isteyen Biden'dır. Kendisi de ifade etmişti seçim öncesinde. 15 Temmuz'da olma darbeyle değil ama başka bir şekilde Erdoğan'ın gitmesi gerekiyor demişti. Düşmanca ifadelerde bulunmuştu. Yani terör örgütlerinin tamamını destekleyen, Amerika Birleşik Devletleri'nin artık terör örgütleriyle, Türkiye karşıtı faaliyetlerle, Türkiye karşıtı siyasi odaklarla, siyasi terör örgütü liderleriyle ne şekilde ilişkilerinin olduğunu biliyoruz. Amerika ile bile biz eğer bir normalleşme süreci yaşıyorsak ve ilişkilerin devletler anlamında Türkiye'nin âli menfaatleri için atılması gereken adımları konuşuyor ve bunun uygulandığını görüyorsak, eleştirsek bile, şerh koysak bile, bugün 15 Temmuz'un finansını sağladı denilen Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme, Swift anlaşmaları, çeşitli ilişkiler kurulmaya başlanıyorsa, İsrail ile İsrail'deki bizim Kudüs davası Türkiye'de her siyasi görüşten insan için kutsaldır. Evet. Kutsal da olmalıdır. İsrail ile bile normalleşme ile ilgili bir süreç yaşanıyorken burada Türkiye'nin âli menfaatleri için gerekirse Suriye yönetimiyle ilgili bakanlıkların görüşmesi. Ben Sayın Erdoğan Beşar Esad'la görüşsün demiyorum. Böyle bir ısrarda da bulunmamak gerekiyor ama ilgili bakanlıkların Türkiye'nin âli menfaatleri için adım atması gerektiği kanaatindeyim ve bu yöne giden de bir sürecinde olduğunu söylemek istiyorum. Bu yöne giden sürecin provoke edilmesi için de ciddi bir altyapı çalışmasının olduğunu da söyleyelim. Hem sahada hem Türkiye'de 5. kol faaliyetlerinin de yürüdüğünü söyleyelim. Özellikle Rusya ve İran üzerinden yürüyen süreçte Türkiye'yi Rusya ve İran'la karşı karşıya getirmek üzere yoğun bir çabanın da olduğunu söylüyorum. Çünkü burada bir krizin olması gerekiyor. Suriye ile Türkiye'nin görüşmemesi gerekiyor. Buradaki kaos ortamının devam etmesi gerekiyor. Çünkü bu kaos ortamından beslenen emperyalizm ve kapitalizm. Sonra evet. Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii, bir şey ekleyebilir miyim? Son dönemde bu yapıyı, bu göçmenler yapısını kullanmak isteyen ülke İsrail oldu. Evet. İsrail Türkiye'nin çok yoğun kendisiyle ilgili temasa geçmedeki samimiyetini ölçmeye kalkıştı. Bu son İstanbul'da yapılan operasyonlarda İsrailli Mossad turistlere saldırı düzenlemeye hazırlanan bir takım yapılar çökertildi. Türkiye buna bu oyunun farkına vardı ve İsrail'e anında operasyonlarla cevap verdi. Hem samimiyiz sizinle ilişki kurma noktasında hem de bir o kadar da sizin oyunlarınızı ortaya çıkarmakta güçlüyüz mesajını verdi İsrail'e. Hı hı. Çünkü o yapı tamamıyla İsrail tarafından
Benim özel görüştüğüm bir güvenlik görevlisinin bu söyledikleri çok net. İsrail'in özellikle bu konuyu organize ettiği, bu işte saldırı olacak vesaire suikast falan. Suikast olacak, İranlılar suikast yapacak. Tamamıyla Türkiye'nin kendi akıllarınca acaba ne kadar samimi bu yapıda diye. Türkiye bu oyunun farkına vardı. Anında müdahale etti. Gücünü ortaya koydu. Terörle mücadele, hem uluslararası anlamda gücünü ortaya koydu. İsrail'e de çok güzel bir cevap verildi. Samimiyiz ama bir o kadar da güçlüyüz dedi Türkiye. Bir dipnot da ben sizin söylediklerinizi ekleyeyim. Mesela İran'daki devrim muhafızlarına bağlı bir suikast timi olarak servis edildi. Bazı televizyon kanalları gün boyu yayın yaptı ama yakalananların arasında bir İran vatandaşı da yoktu. Enteresan. O yapılanma tamamıyla İsrail'in programladığı. Türkiye ile İran'ın karşı karşıya gelmesi için yapılan bir... O da var. O da var. Bir de kendi ilişkilerinde Türkiye'nin ne kadar... Bakalım böyle bir şey olursa bize yani samimi mi? Müdahale edecek mi? Müdahale edecek mi? Türkiye hem orada samimiyetini ortaya koydu ve de oyunu tamamıyla anlayarak ortaya çıkardı, aydınlattı ve İsrail'e dedi ki yaptığının farkındayız. Evet. Bak benim gücüm bu ama bunu organize eden de sensin, onun da farkındayız. İsrail'e çok net bir mesaj verdi Türkiye. Evet. Yakup ekleyeceğiniz var mı? Yok, bu tamam. Peki, teşekkürler. Muhammed Bey, siz ne dersiniz? Ümit Özdağ iç savaş söylemleriyle bir kışkırtıcılık mı yapmaya çalışıyor, provokasyon mu yapmaya çalışıyor? Suriyeliler Şanlıurfa'da sokaklara çıktı, bayraklar salladı lüks araçlarla. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Ümit Özdağ sorsanız mutluluğun tablosunu çizer misiniz diye sorsanız mutluluğun tablosunu çizemez. Ama kaosun tablosunu çizer misin diye sorduğunuzda... Güzel benzetme. Çizer. Şimdi... Eğer bir film çekilse ırkçılık, faşizm, bu Suriyeli mülteci meselesi üzerinde ne yapılırdı? Daha izleyici kilitlemek açısından ne yapılabilirdi? Ümit Özdağ'ın yaptığı ne varsa hepsi filme katılır. Çekti ya filmi. Çekti. Çekti, o film çekti, de var tabii. Bir film çekti. Bakıyoruz. Yani ben şaşkınlıkla Ümit Özdağ'ı takip ediyorum. Yani sizin de dediğiniz gibi bir damar da buldu Türkiye'de. Karşılık da bulmaya başladı. Hatta bazıları %5 falan diyor da o kadar oy alacağını düşünmüyorum. O kadar değil. Yani rüzgarla seçime bile gidemez hocam. Genel noktada Ümit Özdağ'ın aslında oyunu kendi açısından iyi kurdu. Polemik açısından kimi karşılığı muhatap gördü mü eleştirdi. Sizin de değindiniz gibi muhtar meselesi. Muhtar öyle bir şey yok diyor. Geçtiğimiz günlerde başka bir olay yaşanmıştı. Hatta Beyazıt Öztürk diye parodi Twitter hesabı açılmış. Evet. Ümit Özdağ onun üstüne atlayıp Beyazıt Bey sizin babanız da polisi çok iyisiniz maşallah falan demiş. Övgü. Aslında araştırmadan sadece kendi yolunda ne varsa mübah anlayışıyla hareket eden birisi. Ya çılgınca hareket ediyor. Bilmiyorum kamuoyunda ne kadar karşılık bulacak? Vatandaşa yansıyor mu? Ben şu ana kadar ben Zafer Partiliyim diye birisine denk gelmedim. Ben Zafer Partisi'ne oy vereceğim diyen birine denk gelmedi ama sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla ciddi bir etkisi gözüküyor. Ya Suriyeli meselesinde özellikle gönderilme meselesini ben çok kolay olacağını düşünmüyorum. Bunun için büyük bir organizasyon lazım. Yani herkes 10 milyon Suriyeli ya da 7 milyon 8 milyon Suriyeli ülkeye geldiğinde bunu göndermenin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Şimdi benzer başka ülkelerde 1 milyon Suriyelinin kendi ülkesine gönderilmesi noktada çalışma başlatmış ama herhangi bir başarı olacağını düşünmüyorum. Tabii bu Şanlıurfa'da yaşanan olay da kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Belki orada bayrak açması vatandaşın galeyana gelmesine sebep olmuş. Tabii bu yaşadığımız ekonomik kriz... Hemen de bir kavga çıkıyor. Yani bir kıvılcım tabii, ateşlendiği zaman sonucu da oluyor. Aslında şu anda toplumda bir öfke durumu var. Bu daha önce Mersin'de yakıldı. Mersin'de bir olay yaşamıştı hatırlarsak. İsmini unuttum. O süreçte de Türkiye'de bir kaos ortamı oluşmuş. Çok gerginlik vardı. Türkiye benzer aşamaları yaşıyor. Benzer süreçleri yaşıyor. Şu an o benzer süreçlerden birisinden geçiyoruz. O yüzden aslında Suriyelilerin düğün yapabilir mi? Yapabilir. Ticaret yapabilirler mi? Yapabilirler. Burada bir sorun yok. Ama genel noktada sosyal medya... Urfa'daki bir düğün konvoyu muydu? Düğün konvoyuydu. Yani genel noktada bakıyoruz durum bambaşka bir noktaya gidiyor. Ben Yakup Bey'in özellikle bu Amerika meselesi üzerine kısaca bir değerlendirme yapayım isterseniz. Ya Tayyip Erdoğan çok şanslı bir lider. Niye diyeceksiniz? Kendisi ben göreve gelmeden önce Bush'la görüştüm diyen birisi. Amerikan desteğiyle geldim imasını ortaya koyan birisi. Genel süreçte katılıyorum bütün yorumlara. Ama Amerikan desteğiyle de gönderilmeye çalışan birisi.
Yani Amerika'nın ipiyle kuyuya inenin güven olmaz aslında kuyuya inmenin. Ama genel noktada Tayyip Erdoğan Amerika'nın desteğiyle iktidara geldiğini kendisi söylüyor ama gelinen süreçte de Amerika'nın desteğiyle gönderilmesi meselesini ortaya atmak da biraz çelişkili ama yapılan yoruma da katılıyorum. Biden'ın açıklaması da ortada. Sanki Amerika da Erdoğan'dan vazgeçmiş bir tavır sergiliyor. Biraz tabii Türkiye'nin ne zaman yerli politikalara geçtiğine bakmak lazım sanırım. Herhalde 2010'lardan sonra biraz kırılma daha. Kırılma noktası orası. Evet, kırılma oralar oldu. Şimdi evet, bu konu önemli. Bunu burada bitirelim, noktalayalım. Ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa eğer. Yok, sağ olun. Tamam. Şimdi altılı masaya geçelim. Pazar günü bir toplantı oldu. Toplantı, dördüncü toplantı. Beşinci toplantı İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Deva Partisi'nde bir açıklaması vardı. Ortak bir bildiri de geldi. İYİ Parti. Evet. Deva Partisi'nin Ali Babacan'ın açıklaması biraz sanki hem kamuoyunun özeti gibiydi hem de şeydi. O yüzden biraz oradan gidelim istiyorum ben. Şimdi onun yaptığı açıklamada geçiş sürecinde ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğini çalışıyoruz. Bunlar bittikten sonra peki hadi bakalım bu işi en iyi kim yapar onu konuşmaya başlayacağız. Birkaç ay daha altılı masadan kimse somut isim beklemesin. Her toplantımızda bu toplantıda aday ortaya çıkacak mı çıkmayacak mı diye beklemesin ifadesini kullandı. Ya birkaç ay içinde erken seçim olsa aday yok o zaman. Ödede bir beklentileri var. Erken seçim beklentileri var. Hatta altılı masadakilerden birinin de bir şeyi var, çalışması var. Onu da gireceğiz. Siz ne dersiniz Sami Bey? Altılı masanın toplantısı, bu son toplantısı ne ifade ediyor? Ali Babacan'ın bu açıklamaları ne ifade ediyor? Bir aday çıkacak mı, çıkmayacak mı? Aday konusuna bakmayın diyor. Bakmayalım mı? Bakmak anlamlı mı? Yoksa bakmamak mı daha anlamlı? Bakmak anlamlı. Şu anlamda şimdi altılı masa, şimdi Ali Babacan burada çizdiği portre şu. Yani işte biz ülkenin nasıl yönetileceğini detayları üzerinde çalışıyoruz. Henüz aday noktasına gelmedik. Bunları geçsinler. Amerika Birleşik Devletleri'nden daha aday noktasında bir sinyal gelmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin amiyane tabiriyle ağzına bakıyorlar aday noktasında. Şu anda pat diye bir adayı bunlara bir şekilde sufle olarak verse ne yapacaklar? Ya dur şimdi onu açıklamayalım. Biz ülkenin nasıl yönetiliyor üzerinde mi çalışıyoruz diyecekler. Yani 2002'deki benzer bir durum mu olacak diyorsunuz? Yani tamamıyla bu Amerika'dan gelecek isim ve sinyal noktasında sıkıntı var. O sinyalin gecikmesi onları da zora sokuyor. Onun için bu tip şeyler, açıklamalar benim açımdan hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kere aday noktasında, Millet İttifakı'nın adayın belirlenmesi noktasında %100 etkisi olacak. Desteklediği isim çok sürpriz bir isim de olabilir. Ben biraz daha ileri giderek şöyle bir tespitte bulunuyorum. Buyurun. Burada üst akıl, bu yapıyı yürüten üst akıl önce olmazları gösteriyor. İmamoğlu, Yavaş isimleri ortaya atıldı. Bu isimler yıprandı. Kılıçdaroğlu belediyeleri kaybederiz dedi vesaire. Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığı noktasındaki tartışmalarda Kılıçdaroğlu da yıprandı. Şimdi burada benim tahminim Amerika Birleşik Devletleri'nin vereceği sufle ile isim o şekilde netleşecek ve o isim üzerinden kendi propaganda çalışmalarına başlayacaklar. Amerika bunu ne zaman verir? Onun tarihine de Amerika karar verir. Ama Sami Bey, şimdi bakıyoruz yani orada bulunan partileri, mesela Saadet Partisi Milli Görüş Genelinden gelen hep Amerika'ya karşı bir parti. Yine bakıyoruz yani eleştireyim ama Cumhuriyet Halk Partisi de Türkiye Kur'an Parti belki çok uzaklaştı falan diyebiliriz ama AK Parti kadar AK Parti Amerikan yanlısı biri yok. Hadi Gelecek Partisi ve Deva Partisi için belki bu yorum yapabiliriz ama yani sanki haksız bir yorum olmuş gibi. Amerika, ne demek istiyorsunuz orada, tam ben onu Amerika noktasında, Amerika Birleşik Devletleri'ne yani, bakış noktasında değişiklikler söz konusu olamaz mı zaman içerisinde? Bu Saadet Partisi için de geçerli. Saadet Partisi böyle bir yapıya mahkum. Ama şimdi Saadet Partisi'nin tek başına olmasa da aday belirleyebilme gücü var mı? Ama şu an gelinen noktada sanki Amerika işte Neşat Gündoğdu aday olsun dediğinde altılı masa bunu kabul edecekti bir durum da yok bence. Kabul edecek, edecek. Hiç bu işin kaçırıyor mu? Altı benzemesi. Aday vermiyor yani. Ama evet. Şöyle bir durum var o zaman. Yani Neşat'ı gösterirse kabul etmek zorunda. Açık söylüyorum ben yani. Ama kesinlikle. Bu demokrasi anlayışımız uymaz diye. Şimdi gelinen noktada
Sayın Erdoğan yani 2002'de Muhammed, AK Parti desteğiyle mi geldi, ABD desteğiyle mi geldi diyeceğiz yani. Hocam bugün kim nerede duruyor ona bakacağız. Bugün tamam. Kim nerede duruyor? Yani Cumhuriyeti kuran parti, Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkeyi kuran parti, bugün bu ülkeyi kuran parti Türkiye Cumhuriyeti polisini tokatlayan PKK'lı milletvekilini, HDP'li, BDP'li üç harfleri değişiyor. Ona itiraz edemeyen bir partiyle aynı masada Türkiye'nin geleceğini konuşuyorsa burada Saadet Partisi de eleştiriyi hak eder. Ve şunu söyleyeyim, o altı benzemezi aynı masaya kim oturtturdu? Daha programda bile anlaşılamamış. Bakın ekonomik Sayın süreç... Defa, ekonomik süreçte veya bir diğerle bence açıklanabilecek durumun çok ötesinde. Yani biz Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğiz. Altı siyasi parti artı bir, o da laf atmaya başlıyor şimdi kenardan. Ne yapacaksak birlikte yapalım diye. Ve bu siyasi ortamda eğer Saadet Partisi bir itirazda bulunmuyorsa, yani Saadet Partisi özelinde değil. Yani bugün Davutoğlu kaybettiğinde Amerika Birleşik Devletleri şu açıklama yaptı: Ankara'daki adamımızı kaybettik. Açık söyleyelim. Yani 2002'de Tayyip Erdoğan da öyle mi gelmişti? Evet, öyle gelmişti ama o duruştan Amerika ile mücadele eden, Amerika'nın en kanlı terör örgütlerinden biri FETÖ'yle mücadele eden bir Tayyip Erdoğan var. Şimdi burada şu andaki koşullarda kim Amerika'ya hangi mesafeyi koydu? Kim Amerika ile arasında mesela, kim Amerika'nın terör örgütleriyle mücadele ediyor? Biraz buna bakmak ama lazım. Mesela, geçmişte de şu söyleydi. Amerika konusunda net bir çizgisi vardı ama. Yani Amerika, o, kimin? Erbakan Hoca'nın, rahmetli Erbakan Hoca'nın net Erbakan bir çizgisi vardı. Erbakan Hoca'nın yok. Bedelini ödedi. Bana ne Amerika'dan bugün, dedi. Bana ne Avrupa'dan bugün, dedi. Bugün. Bugün. Dedi. Sayın Erdoğan Biden'la görüşmek için yani hatırlarsak Roma'ya koşa koşa gitti. Kim mesafe koymuş? Sayın Erdoğan, o duruşu da eleştiriyoruz. Madrid zirvesinde Biden'la görüşmek için. Eylül zirvesiydi Roma'daki ama. Ama hayır, hatırlarsak ondan sonra... Hocam siz de şunu yapıyorsunuz diye savunulmaz ama. Şöyle bir şey var. Siz de şunu yaptınız, ama böyle savunulmaz. Ama şöyle bir durum var. Şu an altılı masa içerisinde ABD senatörü bir aday, bir senatör yok. Yani masanın yedinci kişi Amerika'da o değil. Amerika'da çok zorlanıyor biliyor musunuz Amerika Birleşik Devletleri? Türkiye'de bu aday noktasını belirleme kafası çok karışık. Mesele de oradan kaynaklanıyor. İnan çok zorlanıyor. Bence aday altılı masa... Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkartacağı aday noktasında Türkiye'de çok zorlanıyor. Yani şu an altılı masada bunun altı parti Amerikan yanlısı mı? Allah aşkına bu yorum bence... Şimdi Sosyal Demokrat Parti var, Muhafazakar Mütedeyyin Parti var. Bir üst akıldan bahsediyor ya şimdi. Üst akıl hani ya, olarak... O kadar büyük bir üst akıl mı olabilir Türkiye'de? Altı parti bir araya getirecek, yanına HDP'yi koyduracak. O zaman şöyle konuşalım. Hani siz altılı masadaki konuşulanlara biraz daha hakimsiniz kaynaklarınız itibariyle. Altılı masada ne konuşuluyor? Ya şimdi gelinen noktada illa aday gösterilme noktasında altılı masanın bir çalışması yok. Ama konuşuluyor mu deseniz konuşuluyordur. Ama gelinen noktada altılı masa ne yaptı bugüne kadar diye sorarsanız altılı masa anayasanın ilk 75. maddesi dışında diğer geriye kalan 75 madde konusunda çalışmalarını yürütüyor. Ciddi bir humalı bir çalışma yürütülüyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem kolay değil. Hükümet başkanlık sistemine geçmek için 3-4 sene uğraş verdi. Kitaplar yazıldı bu noktada. Gelinen noktada seçim güvenliği noktasında altılı masa çalışmalarını yürütüyor. Gelinen noktada ekonomi raporunu açıklayacaklar. Adalet raporunu açıklayacaklar. Anayasa çalışmasını yapıyorlar. Daha ne olması bekliyor? Altılı masa adalet isteyen bir altılı masa var hocam. Şimdi burada eğri oturup doğru konuşalım. Geçen Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu askeri okuldaki davasında, askeri okul davasında yargılanan adamı karşıladı, sarıldı. Ama altılmasının ortak açıklamasına bu yoksa bunu altılmasının görüşüne bağlamamız gerekiyor. Benim bu duruma itirazım yok. Ben Türkiye'yi HDP ile PKK ile birlikte Türkiye inşa edemem diye itirazı da yok. Şimdi yani yok altılı masadaki hiçbiri HDP ile ilgili, Saadet Partisi lideri dahil bütün siyasi parti liderleri HDP ile ilgili efendim İçişleri Bakanlığı kanunlarla kuruluştu. HDP'nin PKK ile ilişkisi vardır. Yani, HDP PKK'nın siyasi uzantısıdır
ve HDP kapatılmalıdır demiyorsa Amerika Birleşik Devletleri'ne izin. Ya şimdi Temel Bey'in ismini verdiğiniz için ben söylüyorum da. Evet. Şimdi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğlu'na Selahattin Demirtaş serbest bırakılması gerekiyor mu diye sordular. 2017 seçim 2017'deydi. O süreçte hatırlarsak Cumhurbaşkanı adayı olmuştu. Evet. O süreçteki açıklaması şimdi sosyal medyada geziyor. Bazıları onun üzerine yorum yapıyor. Şimdi genel noktada HDP kapatılmalı mıdır diye Temel Bey'e sorduklarında Saadet Partisi Genel Başkanı PKK ile aralarında bağlantıyı koparamadıklarını biz görüyoruz dedi. Genel noktada HDP'nin hafta sonu gerçekleştirdiği olağanüstü kongrede yaşanan görüntüye kimse kabul edebilir mi? Evet. Şu an Türkiye'de her mahallede, her sokakta bir şehit ailesi var. Şimdi eğer HDP kapatılmasın diyebilir mi bu altılı masa içerisinde? Saadet Partisi HDP'nin ben Saadet Partisi içerisinde demiyorum sadece. Gelecek Partisi'de, Deva Partisi'de, Demokrat Parti'de, İyi Parti'de, Cumhuriyet Halk Partisi'de seçmen nezdinde de olsun HDP'nin olağan kongresinde yaşanan görüntüler HDP'nin aslında kendisini hızlıca kapatmak istediğinin niyetini ortaya koyuyor. Bizi kapatın şimdi diyor yani. Genel noktada CHP'nin yaptığı bir açıklama altılı masaya bağlamaz. İyi Parti'nin yaptığı bir açıklama altılı masaya bağlamaz. Burada bir virgül koyalım, hemen reklamdan sonra devam edelim. Evet kıymetli izleyenler, reklamların ardından tekrar bir arada olacağız. Evet kıymetli izleyenler, akıldaki sorular son hızıyla devam ediyor. Unutmadan hemen hatırlatalım. Akıldaki sorular hashtag ile Twitter'dan siz de buraya bir sandalye çekerek aramıza katılabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'da BBN Türk ekranlarına canlı yayına bağlanarak yorumlar kısmından da stüdyodaki konuklarımıza bizlere yorum, görüş, soru ve önerilerle katkıda bulunabilirsiniz. En son altılı masa Amerikancı mı, üst akılla mı yönetiliyor, bir aday belirlemiyor, belirlerken üst akılla mı belirleyecek diye Sayın Muhammed Vefa'da kalmıştık. Hemen buna bir ek de yapalım. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir karar geçti. Liderlerin, özür dilerim, belediye başkanlarının ve kamu görevlilerinin büyükelçilerle görüşmesi Dışişleri Bakanlığı'nın onayına bağlandı. Ki bu daha çok son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, belediye başkanı tarafından ön plana gelen bir konuydu. Hani üst akıl Amerikancıların birinin gelip işaret etmesinden bahsediliyordu. Acaba bu görüşmelerde bu kapsamda mı değerlendiriliyor? Bu karar doğru mudur? Bir de İmamoğlu'nun bu konuda bir açıklaması var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu diyor ki, büyükelçilerle görüşmem konusunda bana kısıt getirmeye karar verdiler ve derhal mektup yazdılar bu hafta. Bu hamlelerin sadece ve sadece merkezi idarenin toplum nezdindeki çürümüşlüğünü gösterme konusunda başka bir sürece dair bir anlamı yoktur diye bir şey söylemiş. İçişleri Bakanı da şımarıklık cevabını vermiş. Siz ne dersiniz Muhammed Bey? En son sizde kalmıştı, oradan devam edelim. Çok kısa bu Amerikan tavrı konusunda ben yorumumu söyleyeyim isterseniz. Ben o yorumu doğru olmadığını düşünüyorum. Yani altılı masanın Amerikancı bir cumhurbaşkanı ya da Amerika'nın gösterdiği bir kişiye oy verebileceğini söylemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü yani altılı masada bulunan partilerin Amerika'ya bakışı da çok belli. Mesela belki daha önce AK Parti'de görev almış Davutoğlu ve Babacan konusunda Amerika'da ilişkilerin iyi olduğu söylenebilir. O noktada herhangi bir eleştirim yok. Ama bugün Amerikancı diye eleştirecek bir grup varsa bunu başta AK Parti iktidarını söylemek lazım. Amerika ile iyi yaranmak için Kudüs'ü, Doğu Kudüs diye kabul eden bir iktidar var yani. Daha ne olabilir diye sorarsanız yani. Ama genel noktada şimdi altılı masanın çalışmalarının şu şekilde süreceğini söyleyeyim. Altıncı filoyu taşıyanlara bakmak lazım belki, bilmiyorum. Tabii altı filoyu taşıyanları da biliyorsunuz yani onları da. Şunu söyleyeyim, Cumhurbaşkanı seçim meselesi çok tartışılıyor. Nasıl karar verecek altılı masa diye tartışılıyor. Bazı isimler de bu noktada gündeme geliyor. Hatta şunu da söyleyelim, anket çalışmaları da yapılıyor. Seçime yaklaşık olarak bir seneden az bir süre kaldı. Altılı masa anketler olsun, altılı masanın ortak mutabakata imza atacağı bir şekilde bir cumhurbaşkanı adayı çıkacak. Ben hatta şunu da söyleyeyim. 29 Ekim'de bir açıklama olacak mı? Olmaz. Ben Kasım sonu ya da Aralık başında bir cumhurbaşkanı adayı tartışmasının başlayacağını düşünüyorum. Büyük ihtimalle... Özür dilerim. Büyük ihtimalle bu da masadan bir kişi cumhurbaşkanı adayı gösterecek. Çünkü masanın dışında bir adayın gösterilmesi kabul edilemez. Çünkü bugüne kadar altı lider konuştu.
ne var, ne yok, hangi meselede ne yapacak, ekonomide ne yapacak, çevrede ne yapacak, tarımda ne yapacaklar. Masanın dışında bir adayın olması durumunu zor olduğunu düşünüyorum. Liderler kabinesi gibi bir durum ortaya çıkacaktır. Liderler kabinesiyle hem kabine oluşturup halkın karşısına çıkılacaktır. Ama Amerikan yanlısı değil. Seçimden önce direkt değil. Kabine. Öncesinden Amerika'ya gidip ziyaret edip ondan sonra gelip Türkiye'de ben adayım diyen birisi de olmayacaktır yani. Öyle düşünüyorum yani. Öyle olursa zaten kamuoyunda destek bulunmaz. Bulunmaz yani. Anladım. Sayın Babacan'ın yani söylemiş olduğu şu şey çok Avrupa dikkat çekici. Birliği. Geçiş sürecinde ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğini çalışıyoruz. Sizin söylemiş olduğunuz gibi. Bunlar bittikten sonra peki hadi bakalım bu işte en iyi kim yapar onu konuşmaya başlayacağız diyor. Yani biz Kasım tarihini bekleyeceğiz o zaman bir şeylerin açıklanması için. Ya Kasım Aralık ayında büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. Şimdi masadan biri olacak. Evet. Bu durumda Kılıçdaroğlu mu olacak? Kılıçdaroğlu helalleşme çıkışı var. Dün bir de biliyorsunuz Sultan Karay'ı ziyaret etti. 28 Şubat'ta öğretmenliği elinden alan Kılıçdaroğlu şu anda şunu söylüyor biliyor musunuz? En iyi ben hizmet ederim diyor. Ama en iyi ben hizmet ederim. Yarışa girmişti. En iyi Amerika'ya ben hizmet ederim. Kılıçdaroğlu aday olmayacak, olamayacak. Çok istiyor, olamayacak. Ama Kılıçdaroğlu masanın dışında bırakan HDP'yle de temas halinde. Bir taraftan da helalleşme çıkışıyla hem İslamcı kesimi memnun etmeye çalışıyor. Bir taraftan İYİ Parti ile işte sıkı durarak oradaki ilişkilerini devam ettirmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu niyetini ortaya koydu. İYİ Parti milletvekili üzerinden. Gelen açıklamayla Amerika Kılıçdaroğlu'nun adaylık noktasındaki bütün umutlarını bitirdi. Nasıl yani? Yani mezhep konusu gündeme geldi biliyorsun. Bütün şeyi bitti. Olmazları gösteriyor. Ben daha da ileri gideyim Muhammed. Bugün benim çenem düştü biraz. Yani estağfurullah buyurun. Altılı masa Türkiye'nin beka sorunudur. Evet, bu da ama çok şey ya. Bak açık ve net söylüyorum. Yani, altılı masa Türkiye'nin beka sorunudur. Ama şimdi siyasi partiler için ve, beka sorunu demek bence öyle. Yani bilemiyorum. Bağlantılar. Neden bunu söylediniz? Yani kime hizmet ettiklerine bakacaksınız. Kime hizmet ediyorlar? Kime hizmet ediyorlar? Ne hizmeti veriyorlar peki? Kime hizmet ediyorlar? Ne hizmeti veriyorlar? Altılı masanın bileşenlerini tek hizmetlerini söyledim. Tek tek baktığınız zaman yapılan eylemler tabii buna dahil olan vardır, olmayan vardır ama hiçbirinde ama itiraz etmediği diyor ki şu an yürütmede değil diyor. Yani karar verici yani şu anda işi yok diyor. Yani iktidarda bir faaliyet elbette. 1 Mart tezkeresini yapan şöyle, bu Amerika. Bakın şöyle hizmet ediyor. AK Parti iktidarı. Şöyle hizmet ediyor. Siz Amerikancı darbe girişimi sonrası Türkiye'ye yerleştirilmiş Amerikancı Gladio'nun örgütü olan FETÖ'yü yargılarken onlara adalet için yürürseniz kime hizmet ettiğiniz ortaya çıkar. Ben çok masum bir değerlendirme yaptığınızı düşünüyorum. Masum bir değerlendirme değil bu. Yani gayet sert. Siz FETÖ'yü adalet isteyen bir CHP'den bahsediyoruz. Ama bu FETÖ'yü PKK ile mesafe koymayan. De AK Parti iktidarıydı. Hesaplaşan da AK Partisi iktidarı. Yani ne kadar hesaplaşıyor? Bu mu savunma? Yani siz yerleştirdiniz. Bu mu savunma? Savunma mücadele etmekte yanınızda olacağız yerine siz yerleştirdiniz. Siz yaptınız mı? Bu siz yaptınız derken bu mücadelede kayıtsız şartsız devletin yanında durmak mı? Burada. Bakın bu şey değil. Şimdi yani bazı özellikle muhalif olan isimlerde ben bunu görüyorum. Bugün sizde de gördüm. Siz de zamanında yapmıştınız. Bu şu an yapılanı normalleştiriyor mu? Bu yapılan şeyi doğru olduğunu mu ortaya koyuyor? Evet bu yanlıştı. O zaman yanlış olduğunu söyledik. Bugün emperyalizme karşı hangi siyasi parti hangi konumlanmada? Buna bakmamız lazım. Hükümet içerisinde de emperyalizmde bugün Cumhurbaşkanı çok önemli açıklamaları vardı ama NATO'nun genişleme kararına onay verilmesi emperyalizme hizmet eder. Ama bunu taktik miydi, stratejik bir karar mıydı tartışılır? Türkiye'nin bekasına ile ilgili en büyük sorunun NATO olduğunu, NATO'nun genişlemesi konusunda İYİ Parti'nin itirazı olmadı, CHP'nin itirazı olmadı bilmiyorum. Saadet Partisi'nin itirazı oldu mu? Gelecek Partisi'nin itirazı olmadı ve bu konuda herkes birleşti. Burada büyük bir soru işareti var. Yani burada şunu dememiz lazım. Siz terörle mücadele ediyorsanız biz sizin yanınızdayız. HDP'nin terörle bağlantısı vardır. Biz altılı masa olarak gidelim Diyarbakır annelerinin yanına, HDP Diyarbakır İl Başkanı'nın önüne. Biz orada Diyarbakır annelerinin yanındayız diye ilan edelim diyebilen oldu mu? Değil mi? Oldu mu yani? Olmadı. Olmadı insan hakları. Kadar konuşulmadı. Ya konuşulmadı yani. Bile siz yani. Siz eleştirisini yaparken AK Parti'nin
Ya siz de bunu yapmıştınız gibi bir şey bu işi normalleştirmez. Ben bunu demek istiyorum. AK Parti üzerinde siz eleştirisini yaparken AK Parti'nin bugün bunca sene 20 yıllık iktidarında yaptığı çelişkileri göz önünde bulundursak siz eleştirisi siyasetin gereğidir. Gazetecinin de yorum yapmasının gereğidir bence. Mutlaka. Ama şöyle bir problem var. Şu önemli. Eğer çözüm sürecinde... Bir tarafta AK Parti, bir tarafta altılı masa var. Altılı masa ortak değil. Her birinin farklı bir görüşü var, farklı bir duruşu var. Onu ortaya koyamıyorlar. Ama AK Parti'nin bir duruşu var ve ortaya koyuluyor. Bir de %30'un üzerinde hiçbiri diyen var. Ama neyini ortaya koyuyor? %30'un üstünde hiçbiri diyen var. Aslında bir altılı masa, bir AK Parti yok. %30'un üzerinde de hiçbiri, ikisi de değil diyen var. Bunu da dikkat alalım. Kararsızlar konusu. Kararsızlar değil, kararlarını vermişler. İkisi de değil diyorlar. Millet, evet. Hem Biden diyorum, Biden ittifakı diyecektim. Biden ittifakı diyecektim, Millet ittifakı diyeceğimi. Hem Cumhur hem Millet ittifakında Türkiye'nin sorunlarını çözmez diyen %30'un üzerinde de bir seçmen de var. Bunlar kararlarını vermişler. Kararsız değil. İkisi de çözmez. Ben bir iki cümleyle size vereyim. Ondan sonra şu büyükelçiler meselesine lütfen dönelim. Şimdi ben siz eleştirisi yaparken yapmam da gerekiyor. Onu da böyle düşünüyorum. Eğer bir sorumlu varsa bu Cumhuriyet Halk Partisi özellikle 28 Şubat sürecinde olsun ya da İYİ Parti'nin andığımız çıkışı olsun. Ben buna karşı olduğum için söylüyorum. Siz eleştirisi yaparım. Bu noktada bir sakıncam da olmaz. Ama AK Parti'nin o kadar bir çelişkisi var ki ben eleştirirken çözüm sürecinde siz yanlış yaptınız derim. Evet. Ergenekon Balyoz sürecinde siz yanlış yaptınız derim. Evet. Namusu subaylara, askerlere yönelik operasyonları siz yaptınız, yanlış yaptınız derim. Yolsuzluk varsa siz yaptınız derim. Genelden bakıyoruz. Özellikle Amerika ilişkileri noktasında Sayın Erdoğan Biden'la görüşmek için büyük çaba sarf ediyor. Bunu da siz yaptınız derim. Bu kadar Amerika yanlısı olmayın derim. Ama genel noktada sanki hiç AK Parti'nin Amerika'ya karşı bir tavır sergilediğini görmüyoruz. Çaba sarf ediyor da Muhammed gidiyor Türkiye'nin tezlerini anlatıyor. Biden'ın karşısına gidip diz çökmüyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı. Aynı Amerika F-35'lerimizi vermiyor. Türkiye'de peki, o zaman gerekli... Peki altılı masada Muhammed Bey. Altılı masada ben şu altılı masanın savunucusu değilim ama... Yok hayır. Sizin de bir gazeteci olarak ben görüşünüzü merak ediyorum. Altılı masadaki siyasi partilerin birlikte FETÖ'ye karşı, Amerika'ya karşı bir açıklamasını görüyor muyuz? Türkiye terörle mücadele etmedir derken terör örgütlerinin adını koyabiliyor mu altılı masa? Şimdi bak özellikle bu öğrenciler noktasında açıklamaya yaptınız. Herhangi bir açıklama yapmadı, eleştirmediler. Ama 6 senedir bu öğrenciler emir komuta zincirinin doğrultusunda görev almış kişiler. Ya, söz konusu asker öğrencinin annesi ben FETÖ'ye terör örgütü diyemem. Çok iyi ben insanlar. Ben o kişi üzerinden demiyorum. Ben o kişi üzerinden diyorum. Siz de bunu bombalanan mecliste kabul ettiniz, sarıldınız. Genel merkezde de değil, mecliste sarıldınız. Kucaklaştınız. O altılı masadan biri de demedi ki ya yaptığınız hareket yanlış arkadaş. Ama peki şunu da söyleyelim o zaman. O kadının oğlunun dışarı çıkmasına izin veren hangi iktidar izin vermiyor? Yargı veriyor. Yargı suçunu çekti. Şimdi tamam, biz şunu demeyeceğiz. Darbeye karışan insanların hepsini asalım, keselim, öldürelim. Nasıl kazanacağız? Nasıl dönüştüreceğiz? Var. Bir taraf cezasını çekecek ve çıkacak. Cezasını ise bunu çekiyor ve çıkıyor. Yargı buna karar veriyor. Siyasi suça karar verilemez. Durumuna bakmamız gerekiyor. Ama suça, söylediğiniz bakın, kişinin videolarını ben de izledim. Sizin gibi ben de katılmıyorum. Bahsettiğiniz kişi benim FETÖ'cü arkadaşlarım vardı. Ev ziyaretine gidiyorum diyen yorumları vardı. Yani. Ben tabii buna katılmıyorum. Kemal Bey'in o kişiyle Kemal görüşmek... Bey meydan okuyor orada ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o adamı kabul edip sarılıyorsa meydan okuyor. Bu bir siyasi mesajdır. Evet. İsterseniz bu artık kapatalım burada. İmamoğlu konusunda da şunu söyleyeyim isterseniz. Bence geç kalınmış bir düzenlemeydi. Hangi belediye başkanı olursa olsun bir büyükelçiyle görüşmemesi gerekir. Evet. Bir büyükelçiyle bir belediye başkanı ne görüşüyor ki? Ne görüşebilir ki? Ya görüşse de paylaşsın kayıt altında. Ya da kamuoyuna açık bir şekilde paylaşırsın. Normalde usul de odur zaten. Bir büyükelçiyle görüştüğünüz zaman bir metin yazarsınız. Onu Dışişleri Bakanı'na gönderirsiniz. Devletin usulü budur. Türkiye'de siyasi emelleri olan kişiler bir büyükelçiyle görüşmek için can atıyorlar. Neden? Sanki yolu oradan geçiyormuş gibi. Sanki değil, oradan geçiyor. İzlenim vermeye çalışıyorlar. Oradan geçiyor efendim. Yani geçiyor ya, doğru söylüyorsunuz geçiyor. Da. Bakıyoruz. Yani İngiltere Büyükelçisi'yle yemek yemeği İstanbul'da sel felaketinden. Yanlış ya, ben katılmıyorum. İstanbul o gün karla boğuşurken
bir belediye başkanının gidip İstanbul Balık Büyükşehir Belediye yani. Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gidip büyükelçiyle görüştürmesi kabul edilemez bir durum. Vatandaşı kar altında belediye başkanı gitmiş balık ya yemiş. Ben bunu kabul etmiyorum. Bundan daha facia Muhammed Bey, katılıyorum size. Bundan daha facia olan ne biliyor musunuz? Diyor ki biz sadece eşlerimizle yemek yedik, sohbet ettik. Bir gün sonra da diyor ki İstanbul'un kar felaketinden daha önemli şeyleri konuştuk. Hangisi? Ya kabul edilemez yani. Bir durum. Ben şunu da söyleyeyim. Son olarak sözü size bırakayım isterseniz. Büyükelçiler üzerinden ülkemizde aslında bu fon meselesi de konuşulması gerekiyor. Değil mi? Hükümet bence çok önemli bir adım attı. İzine bağlanması, tamam, evet, belediye başkanlarının büyükelçilerle görüşmesinde hem Dışişleri Bakanı'na sorması ya da yetkili birim neyse ona sorulması önemli. Ama bir o kadar önemli bir mesele büyükelçiliklerin fon. Evet. Çok doğru bir yere temas ettiniz. Katılıyorum. Çünkü evet. Bakıyoruz Türkiye'de öyle STK'lara fonlar sağlayarak çeşitli faaliyetler yapılmasına. Ben de ondan bahsedecektim. Evet. Türkiye'de bakıyoruz bilmediğimiz bir dernek ismi İngilizce bir isim ya da Yeşil Barış Kardeşlik diye bir örgüt kuruluyor. Bakıyoruz bu örgütün çalışma faaliyetleri bambaşka alanlarda. Evet. Tamam da benim ülkemde bir derneğe İngiltere Büyükelçiliği, ABD Büyükelçiliği, Belçika Büyükelçiliği neden destek veriyor? Bu noktada İsveç, eğer bir destek verilmesi gerekiyorsa hükümetin destek verilmesi gerekiyor. Ya da vakıfların kurulması gerekiyor. Evet. Aslında bu da AK Parti'nin eleştirisi. Ne diyeceksiniz? Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında çok önemli. Hakikaten. Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında Türkiye'de derneklerin çalışma faaliyetlerini genişleten AK Parti iktidarıdır. Evet. Yani bu AK Parti'nin yürüttüğü bu yanlış politikada sonucunda bakıyoruz ülkemize bambaşka tartışmalar çıktı. Siz de az önce değindiniz. Bakıyoruz yürüyüşler oluyor. Bakıyoruz çevre hareketi diye bir örgüt evet. kurulmuş. Ama bambaşka alanlarda çalışma faaliyetleri. Tabii gençliğiyle ilgili sinema çalışmaları. Tam bu noktaya gelecektim Neşet Bey. Çok önemli. Çok önemli. Bugün toplumu cinsiyetsizleştirme ile evet. ilgili görevli olan bu LGBT bir de artısı var onun. Artı örgütleri hangi eylemi yapacaklar biliyor musunuz? 20 devlet üniversitesinde sivil toplum kuruluşları tarafından Avrupa Birliği fonlarıyla bir proje başlatıyorlar. Cinsiyet eşitliği ve özgürlüğü ile ilgili. Devlet üniversitesinde. Hedef devlet üniversiteleri. Burada dekanlar, rektörler, YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı derhal devreye girmeli. Bu toplumu cinsiyetsizleştirme, bizi en kutsalımız olan aileyi hedef alan, Türk toplumunu hedef alan bu derneklerin Avrupa Birliği fonlarıyla devlet üniversitelerinde bu adımları atmasını engellemesi gerekiyor. Yoksa çıkıp efendim bunlar da yapmasınlar çünkü hiç uygun değil. Dekan bu açıklamayı yapmayacak, yapamaz. Bu üniversitede AB fonlarıyla toplumun cinsiyetsizleştirilmesiyle ilgili LGBT ile ilgili bir faaliyet yapılamaz demesi gerekiyor. Burada biz dekanları, evet. rektörlerimizi, dekanlarımızı, YÖK'ü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçmeye aslında davet ediyorum. Aslında Cumhurbaşkanı'nı harekete geçirmemiz evet, gerekiyor. Çünkü evet. bunun altına imza atan kendisidir. Evet. Türkiye'de bu çalışma bakın, Ankara'da bu iktidardı yani. Muhammed Bey, Ankara'da 8, İstanbul'da 12 devlet üniversitesinde sivil toplum kuruluşları tarafından LGBTİ artı projesi başlatılıyor. Proje kapsamında öğrencilerin insan haklarına erişim ve üniversitelerde maruz kaldıkları ayrımcılıklar raporlanacak. Proje yürütücüleri amaçlarının Türkiye'de LGBT artı haklarının sistematik olarak üniversite temelli olarak izlenmesinin temeli atılacaktır diyor. AB'den fon alıyorlar evet. ve Türkiye'nin temel dinamiklerinin altına dinamit döşüyorlar. Evet, zaten mültecilerin, sığınmacıların çocuklarına yapılan eğitimler var bu LGBT farkındalığı adı altında. Çok şimdi ciddi. Şimdi bakıyoruz mülteciler, Türkiye onlarca, milyonlarca mülteci geldi. Dernekler aracılığıyla ne hallere getirdiklerini görüyoruz çocuklarına. Evet. Çok kötü bir durum. Muhtaç olanlara yönelik ciddi bir politika evet. üretiyorlar. Şimdi tabii çok konu da var. Şu konuya kısaca bir değinmek istiyorum ama siz de müsaade ederseniz. Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun beşli çeteyle ilgili bir açıklaması var. Beşli çete diye 5 tane şirketin, ihale alan 5 tane şirketin şirkete beşli çete vurgulaması yapıyor CHP. O da şöyle demiş. Beşli çeteyle arama bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa,
kim olursa olsun pişman olur, bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz gelin beni ikna edin ama haber yollamayı bırakın diye. İlgili şirketler, eğer bu beşli çeteden kastı ilgili şirketlerse aralarını bulmaya çalışıyormuş söylemi var. Tabii bu ne kadar doğru ne kadar yanlış orası başka bir boyut. Ben şuraya girmek istiyorum. Bir taraftan da son zamanlarda işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınan Sedat Peker meselesi var. Bir süredir sessizdi. Birçok iddiaları vardı. Tekrar Deli Çavuş isimli Twitter hesabından iddialarına başladı. Bazı iddiaları gerçekten bu bahsi geçen şirketlerin yöneticileriyle ilgili. Şu ana kadar bir delil yok. Ama iddialar var. Bu iddiaların ortaya getirilmesi, tekrar konuşmaya başlaması, bu şirketlerin eğer gerçekten görüşmek delil için... Delil demeyelim de yalanlama yok şu ana kadar. Delil de yok, yalanlama diyor. İkisi ama belgeleriyle paylaştı. Bir belge paylaşılmadı. Ay, sadece iddialar var. Beyanlar var ve iddialar var. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi Mesut Yılmaz meselesi gündeme getirdi. Mesut Yılmaz meselesinde konunun muhatapları konuyu kabul etti. Tamam, bir belge yok işte. Sadece iddia var. Bu delildir. İddia var ve konunun muhataplarının tamamı değil, dikkat ederseniz. Konunun akrabası olan muhatapları bunu kabul etti. Belgelerin ortaya dökülmesi, netleştirilmesi, fotoğraf varsa fotoğraf, video varsa video. Eğer bir aktarım varsa aktarım. Neyse, sürekli hani savcılar göreve davet ediliyor. Bu ne kadar doğru ne kadar yanlış, bunların hepsi ele alınabilir ama genel çerçevede şöyle bir baktığınız zaman tam ortaya dökülmüyor. Bir şeyler var ama tam ortaya dökülmüyor. Neden dökülmüyor? Sami Bey, birkaç kelam ederseniz, birkaç gündemimiz var, buna da değinmiş olalım diye geçelim. Siz ne dersiniz bu konuda? Burada bence en kritik Kılıçdaroğlu'nun söylediği buradaki sözler arasında varsa cesaretiniz diyor ama gelin beni ikna edin. Şimdi bu 5 grup Türkiye'nin en büyük müteahhitlik gruplarından 5 tane şirket. İnanın CHP iktidarında bu iktidar döneminde aldıkları işin aynısını, en az aynısını alırlar. Değişmez. Şimdi böyle yani atılıp tutuluyor, şu oluyor, bu oluyor. Yani bu şirketler Mesut Yılmaz döneminde iş aldılar. Karadeniz otoyolunu yaptılar. Sahil yolunu yaptılar. Mehmet Cengiz tarafına. Evet, yaptılar. Bu şirketler büyük firmalar ve yani söylediğim gibi tekrar ediyorum. Bir CHP, İYİ Parti, artık kim iktidara gelirse altılı masadan aynı işleri alırlar. Onun için bir şey yok. Yani bu gruplar açısından bir kaygı edilecek bir durum görmüyorum ben. Ben konuşmanıza katkı olsun diye söyleyeyim isterseniz. Kemal Bey bu tweet'i attı. Hatırlarsak Sedat Peker... Birkaç kez daha söyledi. Sadece Sedat Peker meselesi yani gündemde olduğu için aslında Mehmet Çelik'in meselesi. Peki 5'li şirket durumundan karşılık bulacağını düşünerek bu tweet atıldı ama aynı Kemal Bey bir televizyon kanalında 5'li çetede size görüşmek isteyen var mı diye sorulduğunda herhangi bir görüşme olmadığını söylemişti. Yani aslında çelişki de olduğu ortaya çıkıyor. Ya burada muhtemelen atlayacağız, eğer ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Yani ben kısaca geçelim. Bu şekilde bir yorumda bulunuyorum. Kısa geçelim bunu çünkü yani başka konumuz var. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Ben tamam, şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Sayın Kılıçdaroğlu diyoruz ama haber yollamayı bırakın, o zaman cesaretiniz varsa. Ya kendisini sanki neyse açıklayın. İktidara gelecekmiş havasını. Gelin beni ikna edin diyor. Yani beni ikna edin. Beni ikna edin. Psikolojik bir baskı, evet yani. Beni ikna edin ya da haber yollamayı bırakın diyor. Siz kim size haber yolluyor? Bunu açıklamanız lazım. Evet. Bir de Peker'le eş zamanlı bir şekilde bunu yapıyor olması yani neden bile ne manamaya çalıştığı evet ortaya koyuyor. Şeffaf bir Türkiye için açıklaması gerekiyor. Evet, evet, açıklaması gerekiyor. Evet. Tabii. Doğru. Evet, doğru. Burada Kemal Bey'in de bunu açıklaması. Kim aracı var oluyor bu işe? Bana işlerde, kimse bu, böyle bir durum var. Gerekiyor çünkü bu tartışma Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde Kemal Bey anlaştığında o aradaki kişinin kim olduğu çok önemli. Bu konu altılı masada hiç konuşulmuyor mu? Yani ciddi bir iddia bu. Ya şimdi bir Sayın Babacan da Gaziantep'e gittiğimizde... Ben da inanmıyorum ben bu aracı meselesine falan. Hayır ben de onu demek istedim. Öncesinde şunu söylüyorum. Röportajında böyle bir temasımız olmadı. Yok, olmadığını söylüyor ama şimdi Sedat Peker meselesi gündeme geldikten sonra bu tweet atılıyor. Aslında bir nevi yani iktidar üzerine psikolojik baskı Muhammed, oluşturma yönelik. Düşünebiliyor bir musun? Bir aracı girecek, evet, bir aracı devreye girecek ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu olaya karşı... açıklamaları sadece bununla ya ortalığı ayağa kaldırır ya. Evet. Sayın Murat Yetkin bunu yazmıştı köşesinde ama Kemal Bey daha sonra bunu yalanlamıştı ama şimdi Kemal Bey aracı gönderiyorlar demesi bence karşılık bulmayan bir durum. İhtiyaçları evet yok. Detayların verilmesi lazım. Aracı göndermelerini, ben olayın varlığına da inanmıyorum.
bu aracı gönderme, bu şirketlerin, ben burada savunuculuğunu yapmıyorum, yanlış anlaşılmasın. Evet. Aracı göndermeye falan Sayın Kılıçdaroğlu'na ihtiyaçları yok. Bunlar uluslararası şirketler. Türkiye sınırları içerisinde iş yapamazsa, ki kat ve kat yapacağına inanıyorum bir iktidar değişikliğinde, gider yurt dışında daha büyük şeyler, işler alır ve faaliyetini sürdürür. Evet. Yani bu şirketler dünya çapında şirketler. Tabii Türkiye'nin ilk 10, onun içinde ya orada çok ciddi makineler var. İşte kazma, tünel açma, bu makineler tabii, öyle her şirkette bulunabilecek tabii, şeyler tabii, değil. Tabii. Yapılan dünyadan iş alınıyor. Köprüsünün Limak tarafından yapılıyor. O bahsedilen şirketlerden birisi. Dünyaca ünlü bir şirket, evet, yani. Evet. Şunu da söyleyeyim isterseniz, siz sorduğunuz için Neşat Bey, bu altılı masada konuşuluyor mu diye. Biz Sayın Babacan'la Gaziantep'e gittiğimizde bu soru Babacan'a soruldu. Sizin beşli şirketlere, beşli çete diye lanse edilen şirketlere bir tepkiniz olur mu? Siz onlarla çalışır mısınız diye sordu. Sayın Babacan sizin de söylediğiniz noktada, aynı noktada açıklamalarda bulundu. Beşli şirket değil, belki 10 şirket vardı Türkiye'de hükümetle iyi çalışan. Evet. Yani daha doğrusu verilen işi yapan bir şirketlerin olduğunu söyledi. Bunlar eğer ihaleye kazanırsa bu şirketlere de çalışabiliriz. Çünkü asıl önemli olan yüklenici firmanın işi yapıp bitirmesidir. Evet. Tabii. Eğer bu firmalar yapıp bitiriyorsa bir sorun yok. Uluslararası, ama uluslararası ölçülerde şirketler bunlar. Bak tabii, dikkatinizi çekerim. Yani bunlar, yine söylüyorum, şirket savunuculuğu yapmıyorum. Bunlar Libya'da, Lübnan'da, evet, Suriye'de, dünyanın her tarafında iş yapabilecek kapasiteye sahipler. Evet. Ben bunu da zarar verdiğini düşünüyorum. Beşli çete tabiri bence zarar veriyor. Bu şirketlere zarar veriyor. Tek adam rejimi ifadesini de kabul etmiyorum. O da yanlış bir ifade. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi noktada saray rejimi denilmesi doğru bir ifade değil. 28 Şubat kavramları üzerinden bir şey algı oluşturulmaya hoş çalışıyor. Bir, yani beşli çete daha önce işte bazı sendikalar için kullanılırdı. Şimdi vatandaşı kötülüğe sevk eden bir durum bu. Evet. Hemen buradan isterseniz artık son anlara geldik. HDP'nin olağan kongresi, 5. olağan kongresi, oradaki olaylar, işte terör propagandaları, ardından açıklama, ki açıklama şöyle bir açıklama oldu. Sancar'da. Büyük değişimin arefisindeyiz dedi. Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki HDP Salt Nehri geçmek üzere yapılan hiçbir siyasi hesapta köprü olmayacaktır. Yani herhangi bir ittifakta ben taraf olmayacağım. Üçüncü yolu tercih edeceğim. Demokrasi İttifakı'nı tercih edeceğim açıklaması gelmişti Pervin Buldan'dan. Tekrar aynen yönetimleri seçildi. Bir buna bakalım. Bir de Sayın Mithat Sancar mı? Yok, Mithat Sancar değil. Mithat Sancar'ın aşağıda Demirtaş'ın mektubu mu? Ona da girmeyelim. Şeye girelim. Erken seçim talebini meşrulaştıran bir imza kampanyası başlatıldı. Gelecek Partisi. Evet, Gelecek Partisi tarafından. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İkisine girelim, böyle kapatalım. Buyurun Sam Bey, sizden başlayalım. HDP faslıyla başlayalım. 5'er dakikada toparlarsak çok sevinirim. Tabii tabii. Kısaca HDP noktasında HDP durduğu yerde duruyor. Beğenseniz de beğenmeseniz de HDP'nin durduğu yer belli. Neresi? Durduğu yer belli. Yani HDP'de bu anlamda bir zikzak, slalom söz konusu değil. Evet. Yani HDP şartlarını açık ve net söylüyor. Demirtaş çıkıyor, hapishaneden mektup yazıyor. Ben Demirtaş konusunda özellikle gelmek istiyorum. Yasin Börü'nün katili bu şahıs, utanmadan Türkiye'de Türkiye'nin politikalarını belirlemeye çalışıyor. Hala elinde Yasin Börü'nün kanı kurumuş değil Demirtaş'ın. Böyle bir üst rol üstlenmesini de kesinlikle kabul edemiyorum. Yani çıkıp eli yüzü terliye terliye o Kobani ile ilgili işte eylemlerin başlangıcında yaptığı basın toplantısı bir ibret vesikasıdır görüntü itibarıyla. Söylediğim gibi HDP bir de danışma kurulu oluşturdu kongrede. Ona evet, da dikkat çekmek o çok lazım. Önemli bir şey o de. O çok önemli. Kısaca değinelim ona. Danışma kurulu biraz bana çözüm sürecindeki akil yapılanmayı evet, biraz anımsattı. Evet. Oradaki isimlerin bazıları da orada görev evet, almışsınlar orada zaten. Orada rol çalarak yani biz geniş yelpazede siyaset yapıyoruz. Sadece Kürt boyutumuz yok. Biz Türkiye'nin işte Demirtaş'ın o mektubundaki Türkiye'leşme politikası bu olsa gerek herhalde. Hı-hı. Bu noktadan hareket ediyorlar ama bana gelen bilgiler o danışma kurulunun fikri tamamıyla
şeye, Öcalan'a ait. Yani onun fikir babası Öcalan. O istedi. Ama bu, o danışma kurulu üzerinden bir sonuç alabilirler mi? Bence alamazlar. Çünkü artık şunu söyleyebilirim ben son olarak. HDP artık kapatılma sürecine doğru kesinlikle son virajı da geçti. Anayasa Mahkemesi... Sayıştay'ın bir üye şeyi olacak. Evet. Üye yönlendirmesi Anayasa Mahkemesi'ne. Evet, o üye orada... de önemli. Ama HDP kapatılacak. HDP zaten onun hazırlığını yaptı. Yeni bir partiyi kurdu Öcalan'ın talimatıyla yine. Yeni bir parti hazır. Bu anlamda ben bunları söyleyeceğim HDP ile ilgili. Bir konu daha söylemiştin. Gelecek erken seçim. Evet, erken gelecek seçim. Yani imza Ahmet kampanyasıyla olacak iş değil. Bir erken seçimin Türkiye'de bu şartlar altında söz konusu olamayacağını düşünüyorum ben. Çünkü halbuki yani İYİ Parti lideri Meral Akşener özellikle Kasım'da olacak diye bastırdı. Hatta CHP lideri de Kasım diye işaret etti ama yani şu ekonomik şartlar içerisinde eğer mevcut iktidar bir erken seçime giderse bu intihardır. Kaybeder mi? Mecliste çoğunluğu kaybeder. Mecliste çoğunluğu kaybeder ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Evet, geçtiğimiz haftada bunun yeni ölçüsekin açıklaması var. Ama düzeltme yönünde işte bugün memurlara ve emeklilere verilen %41, %42 oranındaki zam az buz bir zam değil. Emekli maaşları da vekillerin 100 bini geçmiş ya. Yani. Evet. Onu da toparlayın söyleyeyim lütfen. Toparlama işte o anlamda. Milletvekili 100 bin TL maaş mı alıyor şu anda? Emekli olup şu anda da milletvekili olan hem milletvekili hem emekli. 118, hayır, 118 vekil var daha önce de vekillikte emekli olan şu an onlar... 100 binin üstünde maaş alıyor. Hepsi beraber el kaldırdı. Bütün milletvekilleri, bütün siyasi akımları, hepsi. Evet. Hepsi beraber el kaldırdı. %41, %42. En son Arınç'ın, yani, Sayın Arınç'ın meclis başkanlığında benzer bir durum olmuştu sanırım. Her zamanda aynısı oluyor. Çok mutabık kalıyor. Yani hükümet yani. Adım adım. Ama ekonomide... arkadaşlar bunu kaçırmayalım. Şimdi milletvekilleri düğünlere gidiyor. Ya biz de gidiyor, gidelim düğüne Muhammed. Ben de gitmek istiyorum düğüne. Hiçbir yere gidemiyoruz. Ben ironi olsun diye söylüyorum da. Ya milletvekilliği öyle herkesin gideceği bir iş değil. Zaten belli bir ekonominiz olması lazım. AK Parti Elazığ milletvekili hatırlarsak bir konuşması vardı. Param yetmiyor bana diyor. Ben diyor belediyede çalışırken daha iyi geçinebiliyorum. Şimdi milletvekili oldum. Danışmanımdan borç alıyorum diyor. Aslında 200 zor ya hatta. İşleri. İnsanlarla konuşmak bedava. Milletvekilinin birinci önceliği insanlarla konuşmak. Tamamlayayım müsaade ederseniz. Lütfen, evet, çok az bir vaktimiz kaldı. Çok az vakit kaldı. Yani hükümet şu anda ekonomik şartları ağır da olsa adım adım düzeltmeye çalışıyor. Bir şeyler vermeye çalışıyor. Bu yeterli mi? Bence yeterli değil. Benim söylediğim şey belli. Cebe, vatandaşın cebine ve mutfağına çok acil daha büyük oranda para akıtılması lazım. Bunun için bunu bir motto haline getirdim. Ben bunun için borç para bulursunuz. Fonlardan, şuradan buradan istedikleri faizi ödediğiniz an para bulma sıkıntınız yok dünyada. Evet, evet. Ama borç para bulursunuz ama seçimlerde borç oy bulamazsınız. Onun için hükümetin şimdi bunu adım adım gerçekleştiriyor. Ben önümüzdeki günlerde daha büyük oranda daha radikal artışların, iyileştirmelerin olacağına inanıyorum. Onun için erken seçim şu an için hükümet için bir intihar olur. Piyasaya bir para sürülürse biraz da canlılık kazanabilir. Suudi Arabistan tarafından yılbaşında öyle bir para geleceğine dair iddialar dolaşıyor ama tabii şu an ete kemiğe bürünmüş bir şey yok. Evet, HDP konusunda HDP kongresi faciadır. HDP şunu söylüyor, söyledi biz Türkiye'nin partisiyiz diye, Türkiye partisiyiz diye iddiasıyla geldi. Oy veren de birçok kesim oldu Türkiye Partisi. Selahattin Demirtaş da bir ara onu yapmaya çalıştı inanarak aslında. Ya şu anda da o danışma heyeti falan Türkiye Partisi imajı vermeye çalışıyor ama siz PKK'nın partisisiniz, siz Türkiye'nin partisi olamazsınız. Siz PKK'nın o partisisiniz kadar. Bunu görecek. Hı. Nokta. O kadar. HDP kapatılacak, HDP ile de ilişkisi olan bütün siyasilere de aynı çözüm zamanda, olacak mı? Çözüm olacak. Bir daha açılırsa bir daha kapatılacak. Bir daha açılırsa bir daha kapatılacak. Onu açanlara da siyaset alanında nefes alma hakkı tanınmayacak. Devlet olma da bunu gerektirir. Dünyadaki bütün devletler de bunu yapar. Bunu yapmak zorundayız. Buna ilgili görüşüm bu. Hı hı. İki, şimdi altılı masa ile bir önceki turda konuştuk. Yine aynı noktaya geliyoruz. Sayın Davutoğlu'nun erken seçim olsun diye imza kampanyası başlatıyor. Evet. Şimdi İYİ Parti diyor ki Kasım'da seçim olacak. CHP diyor ki Kasım'da seçim olmalı.
olmalı diyor, düzeltiyor, olacak değil. Davutoğlu o imza masası topluyor erken evet. seçim olsun diye. Sayın Babacan da diyor ki 5-6 ay daha var biz ismi belirlememize. Şimdi altılı masa daha burada mutabık kalmamış. Her biri ayrı her kafadan çalıyor. Bir ses çıkıyor. Her kafadan bir ses işte çıkıyor. İşte benim dediğime geliyor işte. Yani erken seçim olur mu? Mayıs ayının ortalarına doğru bir erken seçim öngörülüyor. Hı. Ama bu kadar öngörülüyor. Haziran değil de Mayıs'ta olur öngörülüyor. Onun dışında bir erken seçimin evet. ihtimali yok. Böyle bir gerçek. Neden öyle bir şey? Yok. Neden bir ay erken alınacak? Bir ay daha erken, evet, onunla ilgili bir düzenleme, onunla ilgili bir hukuki engele takılmamak amacıyla. Takılmadan iddia ediyor AK Partililer. Öyle iddia ediyor ama böyle risklerin de olduğu söyleniyor. Her ihtimale karşı. Seçim kanunu olarak, yeni değiştirilen, özür evet. dilerim, seçim kanunu bir erken seçim noktasında devreye giremiyor. Yani 2023 normal zamanda yapılırsa evet. süre olarak. Evet. Nisan ayı. Yani bunun da bir ay önceye çekilmesi söz konusu ama burada önemli olan altılı masa. Bilmiyorum Saadet Partisi bu konuda ne düşünüyor erken seçimle ilgili. Onun da bir görüşü var mı ama hepsinin ayrı bir telden çaldığını görüyoruz. Biri diyor ki hemen seçim yapalım, imza toplayalım. Biri diyor ki Ekim'de alacak, biri diyor Kasım'da olacak. Biri diyor ki 5-6 aya biz aday belirleyemeyiz. Ve böyle bir altılı masa da Türkiye'nin yönetimine aday oluyor. Bu da akla gelen soru olsun. O danışma kuruluna ne diyorsunuz? Danışma kurulu biz Türkiye'nin partisi.